bölümünde daha karşınızdayız. Hüseyin Atlansoy'un Muhit dergimizde yayınlanan Hassas isimli bu hassas ve güzel şiiriyle açtık programımızı. Bu güzel şiir için Hüseyin Atlansoy'a ve Muhit dergimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bugün Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu hocamız aramızda. Altın Orda ve Rusya tarihi uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kemaloğlu diyorum ama Kemalov aslında değil mi hocam? Öyleydi bir zamanlar ama bir zamanlar çok öyle. Geride kaldı yani. Eyvallah. O eski bir hatıra olarak. Evet. İlyas hocam, bir Ruslarla ortak yapımda galiba bir Cengiz Han filmi vardı. Cengiz filmi. Böyle sinematografik anlamda da çok başarılı bir filmdi. Mesela şu sahnesini hiç unutamıyorum. İşte Cengiz yalnız başına büyümüş bir kurt tarafından, bir kurtun yoldaşlığında ve o sırada doğada yalnız kaldığı için şimşek çakmasıyla nasıl baş edileceğini öğrenmiş. Çünkü filmdeki anlatılanlara göre o dönemde Moğollar şimşek çakmasını Tanrı'nın gazabı olarak değerlendiriyorlar ve şimşek çaktığı zaman yere kapanıyorlar. Fakat Cengiz yalnız başına kırlarda büyürken bunun öyle olamayabileceğini fark ediyor ve işte o kardeşi, kan kardeşi Camoka'yla meydan muharebesinde karşı karşıya geldiklerinde savaşın en kızışmış halinde bir anda şimşek çakıyor ve Camoka'nın askerleri ve hatta Cengiz'in askerleri yere kapanıyor. Sadece yere kapanmayan tek bir kişi var. O da Cengiz. Ve sonra tabii askerleri de onu örnek alıyor, savaşı kazanıyor falan. Onun özel bir insan olduğuna ikna oluyorlar. Sadece bu değil. Şimdi öyle bir Cengiz portresi çıkıyor ki o şeyleri izlediğimizde, filmleri izlediğimizde. Yani babası öldürülmüş küçük bir çocuk. Biraz da işte şansının da yardımıyla işte boyu tekerleğin boyunu geçmediği için bir süre öldürülmeyerek işte kırlarda dolaşıp orada küçük bir kabilede ittifaklar kurarak vesaire esir düşüp geri kurtularak en sonunda Cihanşümül bir imparatorluk kurmaya muvaffak oluyor. Sadece o değil, mesela rahmetli Cengiz Dağcı'nın Timuçin şeyini de hatırlıyorum. Sormak istediğim şu, Cengiz diye bir adam var. Biz bu adamın hayatının ne kadarına tarihçiler olarak hakimiz? Bu anlatılanların ne kadarı gerçek? Yani? Tabii şunu söylememiz gerekiyor en başta. Son yıllarda Cengiz Han, Emir Timur ve diğer dünyada çok önemli rol oynayan devlet adamlarına ilginin son derece arttığını söylememiz gerekiyor. Türkiye'de dahil olmak üzere. Bütün dünyada da öyle yani. Özellikle mesela Cengiz, Timur eskisiyle kıyasla Türkiye'de çok daha popüler. Onlarca belki biyografisi var. Ne romanlar yazıldı. Homer'in mesela var. Çok meşhur olduğu romanı yıllarca Tabii önce. O var ve biyografiler var. Veya işte ne bileyim eskiden üniversitelerde Moğol tarihi adeta bir yasaktı tırnak içerisinde. Çünkü Türk tarihinde de bazı olumsuz şeyleri var, neticeleri oldu. Ama günümüzde ders olarak okutuluyor. Büyük bir ilginin olduğunu söyleyelim Cengiz Han'a en başta. Bunu biz tabii birçok şeye belki borçluyuz. Popüler tarihin çok yaygınlaşmasına, dizilerin olmasında, ne bileyim tarih dergilerinin sayısının artmasında vesaire vesaire. Cengiz'le ilgili... O şey Marco Polo dizisi değil mi? Marco Polo dizisi var. Diğer diziler doğru. Var. İşte örnek verdin Cengiz Han filmi var. Ruslar bile mesela halbuki Rusya 2,5 asır boyunca Altın Orda'nın hakimiyeti altında kalacak. Yani normal Altın Orda da neticede Cengiz ve oğulları tarafından kurulan bir devlettir. Ama buna rağmen Rusya'da da çok popüler. Rusya'da da dizileri çekiliyor. Orda filmi çekildi mesela. Dolayısıyla ilginin son derece son yıllarda arttığını söylememiz gerekiyor. Ama ilginçtir ki Cengiz Han'ın hayatı ve genel olarak Moğollarla ilgili elimizde çok fazla kaynakta yok. Yani Moğolların gizli tarihi var. Mongol'un Nüça Topçağ'ın var. Ve bütün o biyografiler, bütün o filmler, senin de programın başında anlattığın o paragraflar aslında biz bütün bunları Moğolların gizli tarihine borçluyuz. Çin tarihinde falan yok mu hocam? Tabii ki var. Çin tarihinde var ve Rus kaynaklarında var. Kısmen Arap ve Fars kaynaklarında var. Benim kastettiğim Moğolların kendilerinden günümüze ulaşan Moğolların gizli tarihi var. Bunun dışında belki çok küçük şeyler var. Cengiz Taşı diye bir taş var örneğin. Bir yazıt var, o var.
Onun için en ayrıntılı veya Moğolların içinden yazılan bir kaynak veya Çengiz Han'ın neden işte bahsettiğimiz gibi ayakta kalmayı başardığının cevabını biz sadece Moğolların gizli tarihinde buluyoruz. Veya işte Arap ve Fars kaynaklarındaki anlatılarda yine tabii buraya buna dayandığını da söyleyelim. Ama hani Moğol seferleri Orta Doğu'ya, Rusya'ya, Avrupa'ya bunlarla ilgili kaynaklar var. O ayrı bir şey. Evet. Ama Çengiz Han'ın hayatı, daha doğrusu Temuçin'in Çengiz Han'a dönüşmesi diyelim. Bu süreci biz tabii ki Moğolların gizli tarihinden takip edebiliyoruz. Dolayısıyla filmlerde, biyografilerde mesela az önce de dedim onlarca biyografi var Çengiz Han'la ilgili ama hepsi birbirinin tekrarıdır. Veya hepsi aslında Moğolların gizli tarihinin bir özetidir de diyebiliriz. Onun için ana kaynağımız Moğolların gizli tarihi. Gizli tarih. Onun da efsanelerle karışmış olması. Tabii efsanelerle karışmış. Eski Moğol masalları ile karışmış. Ama biz bu efsanelerden tabii ki gerçek olayları seçebiliyoruz. Tabii. İşte bunlardan biri Temuçin'in çocukluğu ve nasıl oldu da babası öldürüldükten sonra bir Tatar boyu tarafından öldürüldükten sonra nasıl oldu da Bozkır'da sadece annesi, kardeşleri, üvey kardeşleri ve bütün boyu kendilerini terk ediyor, hayvanlarını götürüyorlar. Tabii. Nasıl oldu da ayakta kaldığının sorusunu da biz burada buluyoruz. Ve biraz şans olduğunu aslında söylediniz ama şans da var tabii. Şans var ama şanstan ziyade tabii başka faktörler de var. Bunun altını çizelim. En önemlisi belki bunlardan biri doğuştan bir liderlik vasfına sahipti. Hmm. Yani diğer Moğolları neden kendi etrafında birleştirmeye başardı? Ve şu da çok önemli. Bugüne kadar biz artık hangi yıllardan bahsediyoruz? 12. yüzyılın sonu, 13. yüzyılın başı. Bu Moğollar çok eskiden beri var olan bir halk. Hatta işte Hunlara bağlıydılar, Göktürklere bağlıydılar Moğol kabileleri. Ve bütün bu Türk devletleriyle de yan yana yaşadılar. Karşılıklı bir etkileşim söz konusuydu. Ama Moğol dediğimizde de son yani geç bir tarihte kullanılmaya başlanan bir isim. Hmm. Ondan önce biz neyi görüyoruz? Farklı kabile isimlerini görüyoruz. Evet. İşte Kereitler var, Naymanlar var, az önce zikrettiğimiz Tatarlar var, Tayçiyutlar var, birçok boyun olduğunu söylemek gerekiyor. Ve şöyle bir husus da önemli. Mesela bu boylardan hangisinin aslında Türk olduğunu, çünkü bir kısmı bunlar Moğollaşan Türk, bir kısmı Türkleşen Moğol. Çünkü yan yana asırlardır yaşıyorlar. Aynı Bozkır'da, yakın coğrafyalarda ister istemez karşılıklı bir etkileşim söz konusu. Dolayısıyla hangisinin Türk, hangisinin Moğol olduğunu da tespit etmek güçtür. Ama Temuçin'e dönecek olursak dedik doğuştan bir liderlik vasıflarına sahipti Temuçin. Bu önemli. İkincisi tabii her zaman yanında olan ve ona önemli tavsiyelerde bulunan annesi. Anne faktörünü unutmamak lazım. Hatta liderliğinde etkin bir rolü var mıdır hocam? Tabii ki en azından şöyle bir şey var. Sürekli öğütlerde bulunuyor. Hmm. Mesela kardeşleriyle kavga ettiğinde Temuçin kendi aralarında kavga ettiklerinde diyorduk ki kavga etmeyin, biz zaten 5 kişiyiz. Nasıl intikam alacağız kendi boyumuzu? Nasıl kendi boyumuzu geri kazanıp diğer Moğolları da hakimiyet altına alacağız? Sürekli öğütlerde bulunuyordu. Ve diyor ki bizim gölgemizden başka dostumuz yok gibi öğütlerde veya nasihatlerde bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla anne faktörü önemli. Yine programın başında belirttiğin gibi Çengiz Han neden korkuyordu? Mesela aslında korktuğu şey kaynaklardan okuyoruz. Köpekler var. Köpeklerden çok korktuğunu görüyoruz. Düşün yani çok ilginç bir husus aslında bu da. Tabii. Çünkü dünyayı ele geçiren bir adam değil mi? Belki tarih boyunca en büyük imparatorluklarından birini kuracak olan kimsenin köpeklerden korktuğunu görüyoruz. Ve babasıyla kızı istemeye gittiklerinde Moğol adetlerine göre şöyle bir gelenek vardı. Kızı oğlunu kızın ailesinde bırakıyordu. Ve diyor ki kızın babasına, Temuçin köpeklerden korkar. Lütfen onu koru, dikkat et bu hususa diye bir uyarıda bulunduğunu görüyoruz. Ve yine kaynaklardan neden bunu söyledim?
annesinden korktuğunu ve eşinden korktuğu da söyleniyor. Bu da çok enteresan. Ama herhalde bu da korkudan ziyade onlara çekinme saygıdan gibi. Dolayı. Saygıdan evet, bir saygı söz konusu. Yani yoksa annesi ve eşinden korkma değil ama hem annesi hem eşi olacak olan Borde gerçekten de Temuçin'in hayatında ve Temuçin'in Çengiz Han'a dönüşmesinde son derece önemli rol oynayacak kimsedir. Ama burada tabii liderlik vasıflarını unutmamak gerekiyor. Tabii. Onun diğer askerlerine neden mesela yine Camuka ile Temuçin'den bahsettik. Neden Camuka değil de Temuçin ön plana çıkıp bütün Moğol boylarını hakimiyet altına aldı? Çünkü diğer askerlere veya boy mensuplarına son derece önem veriyor. Savaşlarda kazandığı ganimetlerden kendisine pay almıyor. Onlar arasında paylaştırılıyor. Kahramanlıkları veya cesareti hızla yayılıyor ve çok geçmeden de bakıyoruz ki Temuçin o kaybettiği boyundan askerler tekrar yavaş yavaş onun etrafında birleşmeye başlayacaklardır. Hocam şimdi şöyle de bir anlatı var. Mesela babasıyla gelin seçmeye gidiyorlar değil mi? Timuçin'in gelecekteki eşini seçmeye gidiyorlar. Orada babası buna bazı tavsiyelerde bulunuyor. Diyor ki gelin adayında diyor gözlere ve bacaklara çok dikkat et. Gözler diyor çok büyük olmasın çünkü kötülük gözlerden girer. Ve diyor ayaklar diyor çok güçlü olmalı bacaklar çünkü senin çocuklarını taşıyacak. Var mı bu geleneksel anlatılarda hakikaten bu gözlerle ilgili vurgu filan? Tabii gözlerden herhalde kastedilen burada nazar. Nazar dememesini belki kastetmiş olur. Tabii ki ayaklar da önemli. Neticede bozkırda yaşayacaklar değil mi? Burada hayatta kalmayı çalışacaklar. Bugün bile Moğolistan'a gittiğimizde mesela şimdi Nisan ayı ama çok soğuktur yani. Eksilerdedir hala hava ve düşünün ki o tarihlerde evler yok vesaire. Dolayısıyla bozkırda yaşam şartları çok zordu. Yani tek başına hayatta kalmak bile bir sorundu o zaman. Evet. Çok zordu. Onun için ama babasının da tabii ki oğluna her zaman tavsiyelerde bulunduğunu biz görüyoruz. Biliyoruz. Babasıyla da arasının çok iyi olduğunu yine Moğolların gizli tarihinden biz okuyoruz. Ve tabii bir takım Moğol geleneklerinden bahsediliyor şeyde Moğolların gizli tarihinde. Mesela babası aslında Temuçin'i bırakıp kızın evinde, bu da bir gelenekti. Ve bir başka geleneği daha görüyoruz. Dönüş yolunda kendi ailesinin yanına dönerken Tatarlar babasına bir yemek ikram edecekler ve zehirlenecek. Aslında belki zehirleneceğini biliyordu. Ama bir Moğol geleneği var. Seni masaya davet ettiklerinde ona icap etmek zorundaydı. Tabii. Dolayısıyla bu Moğol geleneklerini devam ettirme konusunda da hem çaba sarf etmişler. Çok daha sonraki tarihlerde Temuçin Çengiz Han olduktan sonra ve yasayı kabul ettikten sonra artık tabii her şey yasa etrafında şekillenecek. Ve bu yasayı Çengiz Han kendisinin ölümünden sonra da çocuklarının bu yasaya uymasını isteyecekler. Ve yasayı kabul etmeyi biraz daha anlatır mısın hocam? Töre dediğimiz şey. İnancı gibi. Şunu söyleyelim. Mesela bugün sıkça bahsediliyor. Çengiz Han yasası veya tüzük. Evet. Aslında tüzük, öyle bir metin yok. Ama bugün mesela kitapçıya gittiğinizde Çengiz Han yasası dediğinizde evet size bir iki seçenek sunabilirler. Ama öyle bir metin günümüze ulaşmadı. Bu bir sözleşme anladığım kadarıyla. Bu şöyle sözlük. Moğolların o dönemdeki Çengiz Han dönemi Moğolların hayatını düzenleyen diyelim bir takım uygulamalar, bir takım kanunlar, bir takım gelenekler, eski Moğollardanların hayatını düzenleyen bazı uygulamalar var. Dolayısıyla buna da biz yasa diyoruz. Tabii burada şeyler de var. Neyin Çengiz Han artık devletini kurduktan sonra ve Moğolları birleştirdikten sonra bir takım yasaklar getiriyor. İşte atları artık çalamazsınız diyor. Çünkü eskiden boylar birbirlerinin atlarını çalıyor. Savaşlara yol açıyorlar. Bir kahramanlık gibi bir şeydi değil mi? Tabii o zaman kahramanlık bir şeydi. Temuçin'in kendisinin de atları mesela çalınmıştı. Eşinin çalındığı da doğru mesela mu? Mesela aynı şekilde tabii kadınları kaçırma olayı vardı Çengiz Han dönemine kadar. Bu da Temuçin'in kendi babası da annesini merkitlerden kaçırmış. Daha sonra merkitler öç almak için bu sefer Temuçin evlendikten sonra onun eşini kaçırıyorlar. Dolayısıyla devlet kurulduktan sonra artık bu tür olayları
Çengiz'in yasakladığını görüyoruz. Mesela içki tüketimini yasakladığını görüyoruz. En azından ya da sınırlandırdığını söyleyelim. Tamamen yasaklamak belki mümkün değildi o dönemde Moğollar arasında. Ama en azından diyor ki 3 gün içebilirsiniz gibi bir takım sınırlandırmaların olduğunu görüyoruz. Yasa buydu aslında. Aslında gerçekten bir yasa gibi ama benim söylediğim ve kastettiğim şey bir meti yoktu. Bir yazılı, evet, bir sözleşme bu farklı kaynaklardan. Yoktu. İşte Moğolların gizli tarihinden görüyoruz. Ama bu anlattığınız herhalde geleneksel anlatıyı, sözleşmeyi metne dökmüş hali olabilir sanırım. Tabii yani ayrı maddeler var diyelim. Farsça kaynaklarda da biz bunu görüyoruz. Moğolların gizli tarihinde de görüyoruz. Benzer bir durum Timur'un tüzukatı içinde geçerli. Hmm. Orada da aynı şey. Aynen. Orada da belli bir düzen var. Bu düzeni sağlayan ne bileyim yasaklar var. Kurallar, yasaklar. Bunlar tabii bir yasaydı ama tabii şunu söyleyelim. Moğolların ve bizzat Çengiz Han'ın başarılı olmasında bu yasanın son derece önemli bir rol oynadığını da söylemek gerekiyor. Hmm. Herkes uymak zorundaydı. Yani bunlara uymamak, uymamanın cezası büyüktü. Ve yasadan sorumlu olarak oğlu Çağatay'ı tutuyor Çengiz Han. Çağatay ve şöyle diyecektir. Moğolların gizli tarihinden okuyoruz. Yasayı en iyi bilen aramızda Çağatay'dır. Ve kimin işte sorunu olursa Çağatay'a danışabilirsiniz diye bir açıklaması da var Çengiz Han'ın. Ve daha sonra hatta oğlu Çağatay'ı işte Türkistan coğrafyasını ele geçirdikten sonra Türkistan'ın yönetimini Çağatay'a verecek ve orada da Çağatay ulusu kurulacaktır daha sonraki tarihlerde. Evet. Şu an bu yasaklara uymamanın çok ağır cezaları var deyince aklıma metaforik bir anlatım olan Cengiz Han'a Küsen Bulut romanı geldi. Cengiz Aytmatov. Cengiz Aytmatov. Fakat şimdi biraz zihnimde aydınlanmaya başladı. Timuçin 5 kişilik bir ailenin ferdi olarak Bozkır'da hayatta kalıyor. Önce kendi kabilesini kazanıyor. Sonra diğer Moğol kabilelerini birleştirmeyi başarıyor. Yine de şunu düşünüyorum. Mesela bugün Moğolistan'daki nüfus çok hatırı sayılır bir nüfus değil. O zaman ne kadar olabilir ki Moğolların nüfusu? Nasıl bir insan kaynağından söz ediyoruz ki bütün dünyaya yayılıp büyük bir imparatorluk kurmuş olabilsinler? Ve bunu işte bu söylediğimiz çocuk tamam yasa bir şey, liderlik vasfıyla doğması başka bir şey. Üstelik bu kadar kısa zamanda nasıl yapabilmiş yani? Tabii şunu söyleyelim. Moğolistan'ın bugün nüfusu gerçekten de küçük bir nüfus. Çok az. Özellikle evet. O nüfusun yaşadığı coğrafya ile kıyasladığımızda tabii. Değil mi? 3 milyonluk bir nüfustan söz ediyoruz biz bugün Moğolistan'da. Ama şunu da unutmamak lazım tabii. Birincisi Moğolistan'dan çok daha büyük bir nüfus Çin'de yaşıyor. Hmm. Çin'de Moğolların nüfusu bugün yanılmıyorsam 20 milyon civarındadır. Dolayısıyla bu rakam az değil aslında. Bir de yine unutmayalım Rusya'da bir Moğol nüfusu var. İki tane Rusya'da özel cumhuriyet var. Buryat Cumhuriyeti ile Kalmık Cumhuriyeti. Dolayısıyla Moğollar hani dünyanın dört bir tarafına sefer düzenlediler ya. Orada kalan Moğollar tabii gittikleri evet. Yerlerde bir de kalan bir nüfus var. Onu da unutmamak gerekiyor. Ama şu da bir gerçek tabii. Nüfus öyle o zaman, rakamlar elimizde yok onu söyleyelim ama çok da az da değil. Ama tabii çok büyük bir nüfustan da bahsetmiyoruz. Yani bunu belirtelim. Diğer taraftan Çengiz'in veya işte o dönemin Moğolların dünyaya yayılmasında artık hani sadece Moğolları birleştirme değil, diğer işte Rusya'ya, Çin'e, Türkistan'a, Harezmşah Devlet üzerine neticede şunu biz görüyoruz. Mançurya'dan başlayıp Doğu Avrupa'ya kadar ki coğrafya değil mi? Sibirya'dan başlayıp İran'ı da içerecek şekilde işte Abbasi halifeliğine son veriyorlar. Orta Doğu'yu içerecek şekilde son derece geniş bir coğrafyayı hakimiyet altına alacaklardır. Bunu o zaman neye borçlular? Eğer nüfus çok fazla değilse o zaman böyle bir soruyu sormak belki gerekiyor. Ve bunun da yine birçok cevabının olduğunu söylememiz gerekiyor. Sırasıyla belki söylemeyeceğim ama ilk aklıma gelenleri söyleyeyim. Birincisi tabii şu var. Ele geçirilen coğrafyalardaki, topraklardaki nüfustan fazlasıyla yararlanıyorlar. Her anlamda. Asker olarak yararlanıyorlar. Diğer zanaat dallarında yararlanıyorlar. Mesela Uygurlar. Uygurların Moğol İmparatorluğuna o kadar büyük katkısı oldu ki biz bundan dolayı Büyük Moğol İmparatorluğuna Türk-Moğol Devleti diyoruz. Çünkü Uygurları her yerde görüyoruz. Çengiz Han kendi çocuklarını yetiştirmek üzere Moğol ileri gelenlerini davet edecek.
Onlar yetiştiriyorlar. Onlara Türkçe öğretecekler. Veya Çengiz Han Devleti'ni kurduktan sonra Çengiz'in örnek olarak alabileceği, bugüne kadar Moğollar böyle bir devlet kuramamışlar. Kurmamışlar. Kim var örnek olarak? Çin örnek olamaz değil mi kendileri için? Çünkü bambaşka bir dünya. Farklı hayat, kültür, farklı. Kültür şey hayat, yaşam farklı, kültür farklı vesaire. Ama Türkler devlet kurdular bu tarihe kadar. Hun devleti değil mi? İlk Türk model devleti olarak adlandırabileceğimiz Uygurlar. Ve Uygurlar özellikle onlar için bir örnek teşkil etti. Ve gerek Uygur ileri gelenlerinden istifade ettiler. Her anlamda bir yere vali mi gönderecek? Uygurlardan seçiyorlar. Çocuklarının eğitiminden Uygurlar sorumlu. Alfabe olarak mesela Moğolların kullandığı alfabe Uygur alfabesi. Dolayısıyla o zaman demek ki yazışmaları da Uygurlar yaptı. Çünkü Moğollar okuma yazma bilmiyorlardı. Kendi alfabeleri de olmadıkları için. Dolayısıyla Uygur faktörü son derece önemli. Ve o kadar Uygur faktörünü biz çok daha sonraki asırlarda bile görüyoruz. Mesela Altın Orda Devleti'nde artık 14. yüzyılda bahsettiğimizde 14. yüzyıl olaylarını anlatırken bile biz yine Uygur kökenli devlet adamlarını görüyoruz. Dolayısıyla son derece önemli bir husus. Veya mesela Çengiz şunun da farkındaydı. Artık Çengiz'den bahsediyoruz. Temuçin'i geride bıraktı. 1206'da Çengiz Han ünvanını alacak. Kendi devletini kurmuş olacak. Ve Çengiz Han şunun farkındaydı. Yani biz atın üzerinde birçok yeri ele geçirdik bu kadar. Çengiz Han'dan sonra da Moğollar başarılı olarak askeri seferlere devam edecekler. Ve hatta şöyle baktığımızda belki toprakların çok daha fazlası Çengiz sonrası ele geçirilmiştir. Çünkü Çengiz Han döneminde Türkistan ele geçirildi. Çin'in bir kısmı hakimiyet altına alındı. İşte Moğollar bir araya getirildi vesaire ama daha sonraki seferler işte Ögedei Kağan zamanında 2. Kıpçak Seferi düzenlenecek. Deşti Kıpçak coğrafyasına ta işte Doğu Avrupa'ya veya Avrupa'ya kadar ki coğrafyalara gidilecek ve bir kısmı burada kurulacak olan Altın Orda'nın içerisinde yer alacak. Bir kısmı vergiye bağlanacak. Mesela Ruslar. Daha sonra Mengü Kağan döneminde Hülagü'yü, kardeşi Hülagü'yü Anadolu ve Orta Doğu'ya gönderecek. Dolayısıyla seferler daha sonra da devam edecek. Ve Çengiz Han şunun farkındaydı. Biz Moğollar atın üstünde dünyanın dört bir tarafına gidebiliriz. Bu coğrafyaları ele geçirebiliriz. Ama önemli olan buraları ayrıca hakimiyet altında tutmak. İdare edebilmek. İdare edebilmek, evet. Ve bu konuda da Moğolların ve Çengiz oğullarının başarılı olduğunu söyleyelim. Hatta şöyle bir kıyas da yapabiliriz. Mesela bu tarihe kadar, Çengiz Han dönemine kadar kurulan Çengiz Han benzeri devletlerde, mesela Hun devletini bile değil mi örnek alabiliriz. Mete'nin ölümünden sonra Hunlar dağılacaktır. Veya Avrupa'da Avrupa Hun devleti kurulacak. Atilla'nın ölümünden sonra çocukları birbirleriyle kavgaya başlayıp devlet dağılacaktır. Avrupa Hunları dağılacaktır. Ve de işte Büyük Bulgar Devleti'nin kurucularından Kubrat. Onun ölümünden sonra Bulgarlar da şey olacak, dağılacak. Ama Çengiz Han'ın ölümünden sonra öyle bir yayılıyor. Evet. Yani şey olmadı. Çengiz Han Devleti sona ermedi. Ve hep ben şunu da söylüyorum öğrencilerime. Çengiz Han işte Metelerle veya Kubratlarla kıyasladığımızda belki şartlar farklı, belki bambaşka bir ortamdı ama Çengiz Han evlatları açısından şanslıydı diyorum ben. Çünkü her bir çocuğu Ögedei olsun, Cuci olsun kendinden önce ölecek ama Çağatay olsun, Tuluy olsun hepsi birer başarılı devlet adamı ve birer komutandı. Evet. Bunu da söylememiz gerekiyor. Hatta yine bu hususta ben yine Çengiz Han'ı birçok konuda olduğu gibi Emir Timur'la da kıyaslarım. Mesela Emir Timur'la kıyasladığımızda da aynı şeyi söylememiz gerekiyor. Çocuklarını özellikle kıyasladığımızda çünkü Timur'un ölümünden sonra artık Şahruh döneminde bile Timur devleti artık gittikçe o ne yapmaya başlayacak? Değil. Evet eski gücünde değil küçülmeye başlayacak ama Çengiz Han dönemin ama Çengiz Han tam tersi. Çengiz Han'ın sonrasında onun çocuklarının döneminde imparatorluğun sınırları genişleyecektir.
Burada tabii şöyle bir faktörün de etkili olduğunu söyleyelim. O da Çengiz Han'ın ölmeden önce bir o ana kadar ele geçirdiği toprakları oğulları arasında paylaştırdığını görüyoruz. Bu önemli. Ve bu paylaşıma herkes razı değil mi? Herkes razı tabii. Yani bir itiraz yok. Ve şeye de itiraz yok. O da çok önemli. Mesela diyor ki benim ölümümden sonra başa Ögedey geçecek diyor. Ha bunu daha ölmeden tabii söylüyor. Bu da son derece önemli bir nevi Avrupa'daki adam. Gibi şey gibi veliaht atıyor. Veliaht atıyor. Yani. Tabii veliaht atıyor. Halbuki Çengiz Han sefer sırasında ölüyor. Bu da önemli. Mesela ben bu konuyu da Timur'la yine kıyaslıyorum. Timur sefer sırasında ölmedi ama veliahtını belirlemiyor. Daha doğrusu yanlış bir veliaht belirliyor. Torununu tahta çıkmasını istiyor. Ama senin kendi oğulların varken ve onlarca torunun varken bir torunun belirlenmesi bütün diğer torunların da hakimiyet mücadelesine girişmesine sebep olacaktır. Ama Çengiz Han öyle değil. Çengiz Han diyor ki benden sonra tahta çıkacak Ögedey'dir diyor. Ve herkesin ona biat etmesini istiyor. Bu çok önemli. Kaldı ki Ögedey de mesela Cuci vardı. Her ne kadar Çengiz'den önce ölse de ama veliahtını belirlerken bile Cuci daha şeydeydi, hayattaydı. Çünkü Harezm Şah Seferi öncesinde bunu yapıyor. Mesela Çağatay vardı ama onlardan değil diyor ki Ögedey ve Ögedey soyundan gelenler bundan sonra hüküm sürecektir diyor. Tabii Ögedey'e karşı kimse karşı çıkmadı ama daha sonraki tarihlerde iktidar bir başka oğlu Tuluy'un soyundan gelenlere geçecek. Geçti. O ayrı bir şey ama en azından bu yapılan paylaşımada Ögedey'in adaylığına da kimse karşı çıkmayacak. Herkes buna uyacaktır. Hocam oraya gelmeden çocuklarına. Şimdi bu Marco Polo dizisi çektiler biliyorsunuz. Bölümlerinden birisi şu sahneyle açılıyor. Bir kalenin önündeler bunlar. O kalede yaşayanların kuşlarını almışlar. Kuşları yakıp kalenin içerisine gönderiyorlar. Kaleyi böyle ele geçiriyorlar. Sonra bu merkitlerden intikamını alırken o öbür bir başka filmde vardı hatırlarsınız. Atları yakıp, atları çalıyorlar. Sonra yakıp o obanın içerisine gönderiyorlar. Böyle yöntemler var mıydı? Yani Cengiz'in savaşı çok acımasız mıydı? Mesela ben şöyle bir şey okumuştum bir yerde. Sefere çıkıyoruz değil mi? Binlerce askerle. Sonra herkeste bir künye var. Bir taş diyelim. Döndüklerinde o taşı büyük bir dibek taşı düşünelim. Onun içerisine atıyor askerler. Sayıyorsun diyorsun ki bu seferde 3000 kişi ölmüş. Böyle miydi yani? Bu kadar bu kıyıcılık var mıydı? Tabii yani Cengiz'in aynı zamanda başarısının sırlarından biri bir çok acımasız olması. Çok acımasız. Bunu söyleyelim. Daha doğrusu düşmanını acımasız bir şekilde cezalandırmıştır. Mesela diyor ki söz veriyor, kan akıtmayacağım diyor. Boğarak öldürüyor. Gerçekten evet, sözünde duruyor, diri diri gömdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu var. Ama şöyle bir Çengiz de var aynı zamanda. Ödüllendiren bir Çengiz var. Bu da başarısının önemli faktörlerinden biri. Mesela Uygur hükümdarı kendi isteğiyle Çengiz'in yanına gidip Çengiz'e biat ediyor. Ve Çengiz diyor ki sen benim beşinci oğlumsun diyor. Kendi kızını ona veriyor. Dolayısıyla bir ödüllendirme de var. Hem ödüllendiriyor hem cezalandırıyor. Bu cezalandırma aynı zamana düşmana bir mesaj da tabii. Ve muhtemel düşmanlara. Tabii muhtemel düşmanlara da. Yani mesela Harezm Şah Seferi öncesinde Taytçıların yanına elçi gönderip diyor ki bana birlik gönder. Taytçıların lideri de diyor ki yani kendi gücün yoksa niye diyor sefere çıkıyorsun, bana mı güveniyorsun diyor. Çengiz Han da diyor ben şu Harezm Şah Seferi'ni gerçekleştireyim sonra hesabını görürüm diyor. Yani gerçekten de döndükten sonra onların üzerine sefer düzenliyor ve hepsini yok ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem ödüllendirici olması hem çok acımasız olması bu da çok önemli bir husus onun başarısında. Aynen istihbaratta çok önem vermesi gibi. Yani her bir savaş öncesi. Bu kütüphane yakması falan hani böyle. O da tabii var yani. Şimdi şöyle düşünün. Hangi yüzyıllardan bahsediyoruz? 12. yüzyıldan bahsediyoruz. 12, 13, evet. Şehirleri ele geçiriyor. Özellikle mukavemet gösteren halka ve şehirlere karşı son derece acımasız bir şekilde
veya acımasız olmak zorundaydı aslında belki de. Ve şunu da yapmamız lazım tabii, Çengiz'i alıp savunacak değiliz ama dönemin diğer devletleriyle veya diğer liderleriyle kıyaslamamız gerekiyor. Yani Batı'dan asıldı. Daha mı merhametliydiler? Daha mı yoksa acımasızdılar? Baktığımızda Çengiz Han ne daha acımasızdı ne daha merhametliydi. Yani bu sonuca varmamız mümkün. Ama istihbarata çok önem veriyordu. Çengiz'in bir başka önemli özelliği ve yine aynı zamanda başarısında da çok önemli rol oynayan bir faktör, o da onun için küçük veya büyük bir düşman yoktu. Bütün düşmanlar önemliydi ve her savaşa çok önemli bir hazırlık yaparak başlıyordu. Bu çok önemli. Yani demiyor ki Harezm Şah Devleti'nde çok sayıda sorun var. Evet. İşte ben bunu kolay hallederim. Yok. Kendisi sefere katılıyor, çocukları katılıyor, bütün önemli komutanlar katılıyor, düşmanla ilgili son derece önemli bilgi ediniyor. Ve yine az önce belki başlamıştık aslında ama Çingiz'in başarısındaki yine faktörlerden biri şu var. Tüccarlar Çengiz Han'ın müttefikiydiler. Bütün tüccarlar, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun. Dolayısıyla bir ekosistem oluşturuyor. Tabii yani hem ekonomik olarak onlardan yararlanıyor, hem onları koruma altına alıyor, hem de aynı zamanda tüccarlardan bilgi aldığını biz görüyoruz. Ha. Bunu çünkü başka hükümdarlarda yok herhalde bu özellik, anladığım kadarıyla. Tabii yapıyorlar, yapmışlardır. Batı'da var ama en azından bizim bahsettiğimiz coğrafyada Çengiz Han'da, diğerlerinde de var tabii, onu söyleyeyim, Göktürklerde de var. Çünkü tüccarlar aynı zamanda elçi olarak kullanılıyor, aynı zamanda dinleri farklı dinleri yayan. Bir enformasyon onlar o dönemki temsilciler aslında. Yani tabii. Ülkeler arasında gidip gelen bir nevi enformasyon memuru gibi çalışıyorlar. Tabii ve Çengiz Han onları çok iyi kullanmayı bilmiştir. Ve yine Çengiz'in bir başka başarısı ve koz olarak kullandığı husus, tüccarlar kadar bir de din adamlarını kendisine müttefik etmiştir. Yani bütün dinleri bizim ileri sürülenin veya bilinenin aksine Çengiz Han, mesela özellikle İslam kaynaklarındaki anlatımlardan dolayı ve İslam tarihlerine baktığımızda böyle Çengiz Han sanki İslam düşmanı olarak resmedilir, nitelendirilir. Aslında öyle bir şey yok. Çengiz Han kendisi Göktengri dinine mensup ama bütün dinlere, Moğolların ve Çengiz Han'ın ve daha sonra Büyük Moğol İmparatorluğundan ayrılacak ulus devletlerin müsamahalı ve eşit davrandığını biz görüyoruz. Yani din adamları da onların müttefikiydi. Ve öyle olmak zorundaydı. Çünkü din adamları üzerinden kendi propagandalarını da yapabiliyorlardı. Halka iç içe olan kimdi? Din adamlarıydı, değil mi? Dolayısıyla onlara kötü davranmaları söz konusu değildi. Çok pragmatik yaklaşıyor. Çok pragmatik tabii. Yani çok pratik adam aynı zamanda Çengiz Han. Ve biz mesela şunu görüyoruz. Altın Ordu daha kurulduğunda hani Çengiz Han toprakları paylaştırıyor. Oğullar arasında yeni uluslar kuruluyor. İşte Türkistan'da Çağatay ulusu, Kıpçak coğrafyasında Cuci ulusu, Altın Ordu. Daha sonra Hüleg ulusu kurulacak. Ve şöyle bir husus var. Mesela Altın Ordu kurulurken başkent sarayda. Daha 1250'lerde, 60'lı yıllarda Rus Piskoposluğu kuruluyor. Ortodoks Piskoposluğu kuruluyor. Yani çok, bu da son derece önemli. Yani hem bir de şunu da görüyoruz. Mesela ilk Çengizoğullarına bakıyoruz. Farklı dinleri kabul ettiklerini görüyoruz. İşte Sartak Hristiyanlığı kabul ediyor. Berke Han İslamiyet'i kabul ediyor. Bir kısmı kendi dinlerinde kalıyorlar. Dolayısıyla dinle de sıkıntılarının olmadığını söyleyelim. Bu da bir özgürlük sahası. Tabii bu kalıyor. Da özgürlük sahası ama söylediğim gibi bunu kendi çıkarları doğrultusunda da hem Çengiz Han hem diğer Çengizoğulları son derece iyi bir şekilde bu konuyu kullandıklarını görüyoruz. İsterseniz Altın Ordu kitabını gösterin kameramda. Tabii şimdi Altın Ordu'ya doğru yavaş yavaş geliyoruz. Bu çok geniş bir coğrafyaya yayılıyor tabii çocukların da fetihleriyle. Bunlardan bir tanesi, biraz belki üzerinde diğerlerine nispetle daha fazla dururuz, Altın Ordu Devleti. Bu devletin özelliği nedir? Hangi coğrafyada? Bugünkü Rusya topraklarını da kapsayan bir yer zannediyorum. Tabii şöyle, söylediğim gibi Çengiz Han ölmeden önce o ana kadar ele geçirilen toprakları paylaştırıyor. Harezm Şah coğrafyasını veya Batı Türkistan'ı Çağatay'a veriyor. Orada Çağatay ulusu kurulacak.
Harezm'in bir kısmı ile Sibirya, o zamana kadar yine ele geçirilen coğrafyayı Cuci'ye veriyor ve diyor ki Moğol atlarının basabileceği her yere kadar gidin. Dolayısıyla bir Çengiz'den sonra seferler düzenlenip ikinci Kıpçak Seferi diyoruz. İdil Bulgar Devleti ele geçirilecek. Kıpçak Bozkırı dediğimiz, yani Karadeniz'in kuzeyi kabaca söylediğimizde ele geçirilecek. Rus knezlikleri, o zaman merkezi bir Rus devleti yok. Knezliklere ayrılmıştı. Rus knezlikleri yine hakimiyet altına alınacak. Beylikler gibi diyebiliriz. Evet, beylikler diyebiliriz veya şehir devletleri şehir diyebiliriz. Devleti. Dolayısıyla en bu şeyde İlhanlı ulusu, Hülagü ulusu, İlhanlılar biraz daha geç bir tarihte kurulacak ama Hülagü'nün seferi neticesinde, İran seferi neticesinde veya Abbasi halifeliğine de bu sefer sırasında son verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyelim önce. Aslında Çengiz'i biraz övdük değil mi? Bu uluslara, oğulları arasında topraklarını evet. paylaştırdığından dolayı ve belki de o kendisinin ölümünden sonra kavgaların olmamasını engellemiş olduğu. Yani mesele sadece kavgalarda da değil aslında. Aynı zamanda başkent Karakurum'dan bu kadar geniş coğrafyaları idare etmek de zordu. Evet. O da ayrı bir, yani bunun için de aslında oğulları arasında paylaştırıyor. Ama bu paylaşım aynı zamanda tabii parçalanmışlığın başlangıcıydı. Hmm. Yani çünkü evet burada Cuci ulusu kuruluyor, başta Karakurum'a bağlı, başkent Karakurum'a bağlı Çağatay kuruluyor, Karakurum'a bağlı İlhanlı kuruluyor, Karakurum'a bağlı ama zamanla özellikle de Kubilay başkentini Pekin'e taşıdıktan sonra ve Karakurum'dan uzaklaştıktan sonra buradaki uluslar bağımsızlıklarını ilan ediyorlar ve birer artık bağımsız devlet haline geliyorlar. Bunlardan biri Altın Orda. Altın Orda Devleti diğerlerinden biraz daha farklı. Hem daha geniş coğrafyayı kapsıyor hem de Çağatay ulusuyla kıyasla, İlhanlılarla kıyasla tarih sahnesinde çok daha uzun bir süre kalmayı kalıyor. Başarıyor. Dolayısıyla böyle bir özelliği var. Bir de tabii Avrupa'ya daha yakın olması hasebiyle de buraya olan ilgi de çok daha fazla oluyor. Bir de tabii şöyle, Avrupalılar da hani o 2. Kıpçak Seferi'nden sonra 1242'de sona eriyor bu sefer. Ta Doğu Avrupa'ya da geçip Macaristan, Lehistan, işte İtalya sınırına kadar neredeyse gelmişlerdi. Ve ondan sonra da Avrupalılar tabii bir stres içerisine girdiler. Moğollar şimdilik gitti, 1242'de geri döndüler ama tekrar gelir mi sorusunu hep akıllarına tutmuşlardır. Yani onlar için büyük bir sıkıntıydı bu Moğol meselesi. Ve tabii yine burada Bizans'ın her zaman olduğu gibi değil mi? Akıllıca bir siyaset izlediğini görüyoruz. Bizans imparatorları kendi kızlarını ve kız kardeşlerini hem Altın Orda hanlarıyla hem İlhanlılarla, İlhanlı hükümdarlarıyla evlendirdiklerini görüyoruz ve bir denge siyaseti izlemeye çalışmışlardır. Ama söylediğim gibi Altın Orda bunlardan hem Çağataylılardan hem İlhanlılardan hem kapladığı coğrafya açısından hem tarih sahnesinde kaldıkları süre açısından hem de belki tarihte oynadığı rol açısından da biraz daha farklı bir konumda yer almaktadır. Alıyor. Nasıl bir rolden bahsediyoruz hocam? Yani burada bir sistem kuruyorlar değil mi? Altın Orda. Hı hı. Daha yerleşik bir hayat belki. Ve o orada kurdukları idari sistem, oradaki kültür, kendilerinden sonra gelen devletleri mi etkiliyor? Ne oluyor yani? Tabii şunu en başta söyleyelim. Büyük Moğol İmparatorluğu için, yani Çingiz Han'ın kurduğu devlet için ben Türk Moğol Devleti diyorum. Evet. Yani neden Türk Moğol Devleti? Dedik ki birincisi devlet, ne bileyim Uygur veya Türk devlet sistemini örnek olarak aldılar. Birincisi bu. İkincisi nüfus olarak değil mi? Türk'tü. Ele geçirilen veya Büyük Moğol İmparatorluğu'nun sınırları içerisindeki nüfusa baktığımızda Moğollar kadar ve belki daha fazla bir Türk nüfusu var. İşte kullandıkları alfabe Uygur alfabesi vesaire. Dolayısıyla isimleri.
isimler, ünvanlar. Bunlar tabii karşılıklı etkileşim olarak Türkçe'ye de çok sayıda Moğolca kelime geçmiştir. Onu da belirtelim. Moğolca'ya da çok sayıda Türkçe kelime geçiyor. Ama artık yeni uluslar için işte Büyük Moğol İmparatorluğu'ndan başta Büyük Moğol İmparatorluğu içerisinde kurulan ama daha sonra merkezden bağımsızlığını elde eden Altın Orda, Çağatay Hanlı, İlhanlı Devleti için biz Türk Devleti diyoruz. Çünkü buranın nüfusunu tamamen Türkler oluşturuyor. Bir gelen Moğolların sayısı az ve daha o dönemde yani Altın Orda'nın kuruluş tarihini biz 1242 kabul ediyoruz. İkinci Kıpçak Seferi'nin sonu. Buraya gelen Moğolların sayısı az ve o dönemde yazılan kaynaklarda bile şöyle cümleler var. Diyor ki Moğollar çok kısa süre içerisinde Kıpçaklaştılar. Yani Türkçeleştiler. Ve Moğollar gelmeye devam etmedi. Özellikle de artık burası bağımsızlığını da ilan ettikten sonra Moğollar da gelmeye devam etmediğinden dolayı nüfus zaten Türk. Çok geçmeden sadece kimler? Bu devletlerin başında olan değil mi? Çengizoğullarıydı. Yani şu da çok ilginç bir husus. Buna da ben hep dikkat çekerim. Bu tabii Altın Orda sonrası hanlıklar kurulacak. Evet. Çağatay sonrası, Timur ve Timur sonrası hanlıklar kurulacak. Ama ilginç olan husus şu. Bütün bu hanlıklarda hüküm sürebilmek için bir önemli bir şart vardı. O da Çengiz soyuna mensup olmak. Ve bunu 18. yüzyılda da buna uymak zorundaydılar. Yazılı bir kural değil aslında. Ama uluslararası düzen öyle bir şey ayarlanmış ki mesela bugünkü baktığımızda değil mi sürekli bir çifte standarttan bahsediyoruz. Son dönemdeki gelişmelerden ne bileyim Birleşmiş Milletler var, şeyler var, ülkeler arasında sözleşmeler var vesaire ama o dönemde bunların hiçbiri olmamasına rağmen ve buna sadece bu hanlıklar uymuyordu bu kurala. Ruslar da uyuyor buna ve diğer devletler de buna saygı göstermek zorundaydılar. Yani çok enteresan çok bir husus aslında bu. Ya bu hanedanlık şeyinin de yapısıyla da alakalı. İşte Avrupa'da da birkaç hanedan var. Bakıyorsun teyzesinin oğlu Yunan kralı olmuş. Öbürü bilmem nerenin kralı olmuş filan. Fakat bu söylediğimizin hiç istisnası olmadı mı? Mesela Emir Timur. Kimdir tabii yani? Emir Timur bir istisna. Yani Emir Timur Çengiz soyundan gelmiyordu malum. Ama bu bir istisna olmakla birlikte şöyle çok yine belki bugün çok kullandım ilginç kelimesini ama gerçekten de ilginç bir durum. Timur'da değil mi? Yine tarih boyunca dünyaya gelmiş en önemli hükümdarlardan veya komutanlardan biri. Ama o bile bu şartta uyuyor. Çünkü ne yapıyor? Hiçbir zaman han ünvanını kullanmıyor. Emir Timur olarak biz sürekli Emir Timur diyoruz değil mi? Veya Küregen diyoruz, damat diyoruz. Çünkü Çengiz soyundan bir kızla evlenip Çengizoğullarına damat olduğunu görüyoruz. Ve yine kendi hakimiyeti döneminde Timur Devleti'nin kurucusu kendisi. Ama tahtta kim var? Çengiz soyundan gelen bir han var. Onun döneminde de var. Yani Timur bile bu şarta uymak zorunda veya uyuyordu. Halbuki şöyle bir şey de var. Yani Timur dese ki ben kendim tahta çıkacağım değil mi? Çengiz soyundan birini tahta çıkartmasa kim ne diyebilirdi Timur'a karşı? O kadar güçlüydü. Yine, tabii güçlü. Zaten Yıldırım'a kızdığı hususlardan birisi de bu ya kendine padişah demişsin diyor. Evet o da ayrı bir şey tabii. Hatta Timur'la Yıldırım Bayezid'in yazışmaları yine son derece ilginç bir konudur. Oraya belki geliriz hocam ama şöyle bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi bu Moğollar yenilmez bir ordu gibi görülüyorlar değil mi baktığımızda? Bunun da elbette bazı istisnalar var. İşte Memlüklerle olan bir savaşları var, şu var, bu var. Fakat benim anlamakta zorlandığım bir şey var. Şimdi, yani buradan bakarak anlayamıyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz o coğrafyayı. Harezmşahlar diyoruz. Mesela Celaleddin bu Harezmşahlardan Moğollara yenildi. Fakat Celaleddin'le ilgili bugün anlatılanlara baktığımızda bir destan kahramanı gibi anlatılıyor. Bunun sebebi nedir? Tabii şöyle, hem Celaleddin'in babası hem kendisi gerçekten de Moğollara yenilecektir. Ama Celaleddin de destan kahramanı gibi bir mücadele veriyor. Çünkü. Ondan dolayı öyle çok anlatılıyor.
ve yine Çengiz Han'ın, az önce de söyledik, bütün oğulları başarılıydı dedik değil mi? Asker olarak başarılılar, devlet adamı olarak başarılılar, ne bileyim o düzeni devam ettirmeleri açısından başarılılar. Dolayısıyla Çengiz Han'ın kendi oğulları ile gurur duyması gerekiyordu ki duyuyordu bence. Orada bir sıkıntı yok ama Celaleddin'i gördükten sonra, çünkü Celaleddin'i bizzat Çengiz Han kendisi takip edecek Sint Nehri'ne kadar. Ve Celaleddin Çengiz Han ve Moğollardan kaçarken Sint Nehri'ni atlayacak. Nehri yüzüp öbür tarafa geçecek ve Çengiz Han diyecek ki Celaleddin'le ilgili, ne mutlu Celaleddin gibi evlatlara sahip olan babalara diyecek. Bu cümlesi bile Çengiz Han gibi değil mi? Dünya fatihi birinin Celaleddin'le ilgili böyle bir cümle sarf etmesi bile Celaleddin'in bir kahraman olarak algılanması için bence yeterli. Dolayısıyla Celaleddin gerçekten de iyi bir mücadele verdi. Evet, sonunda belki kaybettiler bu mücadeleyi ama Çengiz Han'ın bile takdir ettiği biriydi. Kahramanca savaştı. Evet. Hocam, Altın Orda'ya döneceksek vaktimiz var mı üstadım? Birazcık daha var. Şimdi bu Altın Orda'yı diğerlerinden ayıran neydi? Diğer ulus devletlerden diyelim. Tabii dedik ki aslında artık hepsine Türk devleti. Hepsine Türk devleti dedik. Nüfus Türk. Müstakil zamanla devletler. Hepsinde İslamiyet yayılacak. Onu da söyleyelim. Buradaki Çengiz oğulları arasında da. Zamanla hepsi bağımsızlıklarını ilan edecekler. Tabii belki değinmediğimiz, ona tekrar döneceğim sorunuza ama şunu da söyleyelim. Tabii özellikle bağımsız olduktan sonra ilginç bir şekilde bu uluslar arasında bir mücadele de başlıyor ama. Neden? Çünkü Çengiz Han ölmeden önce veya o seferler sırasında şöyle bir şey olmuştu. Diyor ki işte Türkistan Çağatay'ın olsun diyor. İşte Harezm veya Sibirya'nın güneybatısı Cuci'nin olsun. Ama kesin olarak sınırları çizmiyorlar. O dönemde de bunu çizmek de mümkün değil. Muğlak. Şöyle diyorum hocam, ben Çengiz Han 4 oğluna 4 at vermiş. Evet. Siz buradan sürmeye devam edin demiş. Evet. Dolayısıyla bunların bir yerde karşılaşmaları da mukadder yani. Kaçınılmazdı, evet. Özellikle niye kaçınılmazdı? Çünkü evet, Altın Orda'nın belki gidilecek ve sefer düzenleyecek yeri vardı. Batı'ya doğru gidebilir ama Çağatay Hanlığı sıkışıp kaldı bu uluslar arasında. İlhanlılar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Burada kendi devletini kurduktan sonra ve özellikle de Memlüklere karşı başarı elde edemediğinden dolayı İlhanlı hükümdarları, gidilecek çok da bir coğrafyaları yoktu. Onun için hep sınır bölgeler bu uluslar arasında, aslında kardeş devletler değil mi? Kuzenler bunlar ama bayağı bir çetin mücadelenin yaşandığını görüyoruz. Ve hem mesela Berke'nin ağzından, Altın Orda'nın İslamiyet'i kabul eden ilk hükümdarı Berke'nin ağzından, Arap kaynakları hep şu cümleyi şöyle konuştururlar onu. İşte Moğollar kendi aralarında mücadele etmeselerdi, yani Çengiz oğulları kendi aralarında mücadele etmeselerdi bütün dünyayı ele geçirirlerdi şeklinde bir açıklamada yaptırtıyorlar Berke Han için. Gerçekten de bunda haklılık payı da var. Çünkü Altın Orda İlhanlı ile savaşmasaydı belki İlhanlılar Mısır Memlüklerine karşı daha başarılı olurlardı. Altın Orda İlhanlı ile savaşmasaydı veya Çağataylılarla savaşmasaydı belki Batı'ya yeni seferler düzenleyebilirdi. Dolayısıyla Berke Han'ın, tırnak içerisinde Berke Han'ın burada haklılık payına sahip olduğunu söyleyelim. Altın Orda'ya ikinci bölüme devam edelim mi hocam? Şimdi bir kısa mola verelim isterseniz. Sevgili dostlar, kısacık bir mola vereceğiz. Ayrılmayın lütfen. Efendim, tekrar merhabalar. Millet Kıraathanesi kaldığı yerden devam ediyor. Profesör Doktor İlyas Kemaloğlu hocamızla Altın Orda'da kalmıştık. Altın Orda Devleti'nde, ama önce bir kitaplarını gösterir isterseniz. Önce bu kitapları bir sormak isterim ben. Şimdi bu Çengizname. Çengizname aslında bir kaynak. 16. yüzyılda kaleme alınan bir eser. Çengiz ve Altın Orda Devleti'ni konu eden. Tabii şunu da belirtelim. Programın başında söyledik. Çengiz Han'a ilgi var, işte ne bileyim diğer Türk tarihinin farklı dönemlerine ilgi var günümüzde. Yani mesela bu kitap bile bir gösterge. Söylediğim gibi aslında 16. yüzyılda kaleme alınan bir kaynak eser ama şu an 5. ya da 6. baskıya giriyor. 10 bin basılacak mesela. Bizim gençlerde hep şikayet
çiğiz ya gençlerden, okumuyorlar vesaire diye. Ya aslında okuyorlar ya gençler. Ben bunu böyle düşünüyorum, okuyorlar. Hocam yani yıllar geçmiş bizde. Sattığı için demiyorum da ama okuduğunu düşünüyorum, okuduklarını. O kadar yıllar geçmiş ki biz de artık gençler diye tabii. Şu da Ermeni kaynaklarına göre Moğollar. Bu mesela bu da bir kaynak eser. Evet. 13. yüzyılda kaleme alınıyor. Hmm. Bu da dersin ki hani çok spesifik ama bu da 3. ya da 4. baskı yaptı. Çok güzel ya. Ve o dönemin hani Çengiz Han'ın seferlerine şahit olan kimseler tarafından yazıldı. Şu mesela Rus elçi kaynaklarında. Bu da benim Altın Orda'nın yanı sıra tabii özellikle Rus kaynaklarını Türkçe'ye kazandırmaya çalışıyorum imkanlarım dahilinde. Bunların başında da Osmanlı'ya gelen Rus elçileri farklı dönemlerde. Bu iki elçi de çok önemli. Çünkü yeşil kapaklısı 4. İvan'ın elçisi Osmanlı'ya gelen. O meşhur korkunç, evet, korkunç İvan. Bu ikincisi Levaşov, o da 2. Katerina'nın elçisi. Tabii dönemler farklı, meşhur konular baltacı, farklı, baltacı olayıyla. Yok o değil, o değil. O 1. Katerina. Bu 2. Katerina. Şurada şu çok ilginç bir, evet, temel bir eser var. Benim bunda son çıkan çalışmalarımdan biri. Bu da önemli bir eser. Bunu biz Mihail Bey'le birlikte yaptık. Mihail Basanov, Rusya'daki arşiv ve kütüphanelerden Osmanlı'ya dair Rusça haritaları çıkarttık. Çok ilginç ve 18. yüzyıldan itibaren Ruslar başlıyorlar Osmanlı haritalarını çıkartmaya çalışmaya. Ve o kadar ki mesela belli bir tarihten sonra Osmanlı'da kartografi çalışmaları zayıflıyor ve Osmanlılar bile savaşlarda Rusların çizdiği haritaları kullanmaya başlıyorlar. Ve muazzam bilgiler, yani sadece harita değil, bu haritanın içerisinden çok farklı bilgilere ulaşmak mümkün. Evet. İlginç, şaşırtıcı bir harita var mı ya da çok harita var? Tabii şöyle, çok harita var. Burada 200'den fazla harita ve plan var. Ne bileyim. Askeri planlar falan tabii var. Tabii askeri var, farklı haritalar var, topografik haritalar var. Büyükelçilerin evlerinin işaretlendiği, hani o gizli bilgiler var. Veya Üsküdar'da kaç tane silah, kaç tane top var. O tür bilgiler, istihbarat verileri var. Yani haritalar ilginç. Dediğim gibi sadece harita değil ve şöyle söyleyeyim, bir mesela şehir haritaları var ve bu bizim bu yayında yer alan o haritaların şehirleri o şehirlerin en eski haritalarıdır. Bir yani ilginç harita gösterebilirseniz arkadaşlar. Birçok harita var, şeyi arıyordum. Sarıkamış'la ilgili harita var mı diye bakıyordum. Bazıları tabii şöyle Osmanlıca harita da var bu arada veya farklı diller de var. En azından kitap hakkında. Bazı haritalar bir sanat eseri gibi aynı zamanda. O dikkatimi resimli çekti. Vesaire. Dolayısıyla çok önemli bir kaynak türü diyelim. Bizde son yıllarda belki biraz burada şeye girmediğimiz için söylüyoruz. Bunların dışında da hocamızın çalışmaları var. Mesela bir tanesine ben sadece hatırlatıp geçeyim. Putin'le alakalı kitabından biz çok istifade etmiştik. Putin bu kadar konuşulmazken yazmıştı. Şu kitabı da gösterirsiniz, onu gösteremedik. Rusların gözüyle Türkler bunu da şöyle gösterelim. Rusların gözüyle. Bu da çok güzel bir konu aslında. Evet yani. Ve bu kitabı yazarken ben Rus kaynaklarını taradım. İlk yıllıklardan itibaren işte 11. yüzyılda yazılmaya başlanıyorlar manastırlarda Rus kronikleri. Hangi yüzyıla kadar taradınız hocam? 11. Bu günümüze kadar getirdim. Eyvallah. Tabii yıllıklar değil. Edebiyat farklı kaynaklar. Edebiyat eserleri, elçi raporları. Ve şunu ortaya koymaya çalıştım. Nasıl bir algı var Türklerle ilgili? Çünkü bu tabii, bizde çok böyle hani net yani step ve bozkır ayrımı yani çok net konuşulabilen bir şey değil. Çünkü küçük küçük bilgiler var aklımızda. Putin'in Putin diyorum. Pushkin'in yazdıklarında var. Dostoyevski'nin günlüklerinde var. Tabii. Yani edebiyata dair en azından zihnimizde küçük küçük bölüm bölüm adlandırmalar var ama net bir resim onları yok. Da bir bu, şey, bir bölüm yani. Olarak onları da ele aldım. Rus klasiklerinin Türklere yaklaşımı tabii. Şöyle bir durum var. Bugünkü konumuzla belki ilgisi yok ama o Pushkin, işte sizin adlarını saydığınız Dostoyevski, Tolstoy hepsi 19. yüzyılda yaşadı. 19. yüzyılı ise Osmanlı-Rus savaşlarının en fazla
Osmanlı-Rus Savaşı'nın yapıldığı bir yüzyıl. Dolayısıyla doğal olarak bunlar hepsi Osmanlı ile ilgili, Türklerle ilgili olumsuz bir kanıya sahipler. Evet. Ve özellikle Dostoyevski. Özellikle Dostoyevski o tam Ayasofya bir Türk düşmanı. Evet, tam bir Türk düşmanı. Onun için hatta hep söylüyoruz. Dostoyevski'nin eserleri Türkçe'ye tercüme edilirken sansürlenerek tercüme ediliyor. Hmm. Yakın zamana kadar. Bugün son vaziyet nedir bilmiyorum açıkçası. Evet. Hocam şimdi şeye doğru dönecek olursak Altın Orda'ya doğru. Altın Orda hanlığı mı diyoruz, devleti? Tabii hanlığı da diyebiliyoruz. Hangi devleti yıllar arasında hüküm sürdü? Evet. Aslında şunu da söyleyelim. 1242 kuruluş tarihi, evet. Son olarak Köse Paris Dağı Savaşı'ndan bir sene önce. Evet. Son yıkılış tarihi 1502. Ama ondan önce tabii hanlıklara ayrılacak. Ha. Kırım, Kazan, Astarhan ayrı ayrı il oldu. Altın Ordu dağıldı diyor Edigey Destanı. Ha. Edigey Destanı diye bir destan var. Toktamış'la Emir Timur'un mücadelesini Kırım, konu eden. Kazan. Astarhan. Yani Hacı Tarhan. Bir ucu. Tabii Kırım. Tabii bir üst kuzeyde Kazan'a kadar uzanan, tabii. Aşağıda Kırım'a kadar bir devletten bahsediyoruz. Büyük bir devlet. Tabii şöyle, Edigey Destan'da sadece bunun adları zikrediliyor ama Altın Orda'nın büyüklüğünü aslında nerede anlıyoruz biliyor musunuz? Altın Orda dağıldıktan sonra yerine hanlıklar kuruluyor. Hmm. Ve hanlıkların adını sayıyorum. İşte bir kısmını saydık. Dedik ki Kırım Hanlığı. Kırım Hanlığı büyük bir hanlık. Evet. Yani Kırım Hanlığı kendisi bile değil mi? Büyük tabii, bir şey. Tabii. Ama Altın Orda'nın küçük bir parçasıydı. Kazan Hanlığı büyük bir hanlık. Evet. Astarhan Hanlığı büyük bir hanlık. Sibir Hanlığı düşünün. Nogay Ordası. Bugünkü Rusya'yı sayıyoruz aslında. Kazak Hanlığı tabii bugünkü Rusya'da coğrafyasında kalıyor. Kazak Hanlığı. Dolayısıyla Altın Orda'nın büyüklüğünü anlayabilmek için aslında bu hanlıkları biz sayarsak ne kadar da büyük bir coğrafi olarak kastettiğim evet. Şey, ne kadar büyük bir devlet olduğunu o zaman daha net anlaşılmaktadır. Tabii ki Kırım Hanlığı gibi daha çok uzun yüzyıllar yaşayacak bu hanlıklar. Tabii yani buradaki hanlıklar uzun yıllar, işte en sonuncusu belki bu Batı, Altın Orda'nın batısında kurulan hanlıkların en sonuncusu Kırım Hanlığı olacak. Yani 1774 ya da 1783 yılına kadar varlığını sürdürecektir. Diğerleri tabii çok daha erken bir tarihte, 16. yüzyıldan itibaren ortasında Rusya yayılmacılığı başladıktan sonra Ruslar bu coğrafyaları tek tek ele geçirecekler. Ama Altın Orda ile sizin sorunuza dönecek olursak, şunu sormuştunuz, önemi ne veya diğerleri, diğer hanlıklarla kıyasladığımızda. Tabii birincisi söylediğimiz gibi bir Türk devleti. İslamiyet'i kabul ediyor ve hem Türklüğü hem İslamiyet'i aslında en kuzeye taşıyan bir devlet. Hmm. Yani bugün Moskova yakınlarında veya Moskova'nın kendisinde bu kadar Türk nüfus ve Müslüman bir nüfus yaşıyorsa halen bunu biz bir Altın Orda'ya Kazan borçluyuz. Ahalisi halen Müslümandır yani. Kazan ahalisi Müslüman. Kazan'dan da önemlisi belki Tolstoy da o üniversite mezun bildiğim evet, kadarıyla. Evet, Tolstoy oradan eğitim gördü. Ama mesela belki sizler de görmüşsünüzdür. Bayram namazının Moskova'dan yayınları oldu değil mi? O Moskova'nın merkezi camii ve etraftaki bütün caddeler dolar orada yer bulmak, orada namaz kılmak mümkün değil. Tabii bunların bir kısmı belki göçmendir, belki Orta Asya'dan gelen çalışanlardır ama biz şunu da görüyoruz. Moskova'da ve Rusya'da çok sayıda Türk nüfus var ve özellikle Moskova açısından da önemli. Mesela Altın Orda'nın önemi şu aynı zamanda. Türklüğün ve İslamiyet'in bu bölgede yayılmasının yanı sıra Rus knezliklerini 2,5 asır boyunca hakimiyet altında tutan bir devlettir. 2,5 asır. Yani aslında söylemek kolay. Değil mi? 2,5 asır tabii boyunca 250 ama 250 yıl boyunca vergi ödemek, asker göndermek, paralarında Altın Orda hanlarının adını basmak, oğullarını rehin olarak göndermek ne demek yani? Dolayısıyla Ruslar tabii bunu boyunduruk olarak kabul ediyorlar bu dönemi. Ve aynı zamanda Altın Orda'nın varlığı tabii Rusların Karadeniz'e veya işte daha doğuya ilerlemesini de engelleyen bir duvar olarak nitelendirmemiz mümkün bunu. Sadece Rusya üzerinde değil, Altın Orda hanları veya emirleri Balkanlara hakimdiler. Bulgar Knezliği, Sırp Knezliği, burada
hatta han bile değil. Altın Orda emirlerinden mesela Nogay Mirza orada kendi oğlunu Bulgar Knezliğinin başına geçiriyor. Çaka orada hüküm sürüyor. Düşünün. Evet. Balkanlar Altın Orda'nın idaresindeydi veya hakimiyetindeydi bir süre. Veya az önce de söylediğimiz gibi İstanbul'a birkaç sefer düzenlediler. Başarılı seferler. Bizans vergi ödemek zorunda kalıyor. Hanlara hediyeler gönderiyor. Hanlara ve emirlere kendi kızlarını eş olarak gönderiyor. Dolayısıyla bu bölgeye asırlardır veya yıllardır hakim olan bir devlettir. Hmm. Sadece buraya değil. İşte Rus Knezlikleri dedik, Doğu Avrupa dedik, Bizans dedik. Tabii İlhanlılarla veya Memlüklerle dostça ilişkiler var. Memlük sultanlarıyla. Çünkü Memlük Müslümanlar. Sultanları kendileri de ya Kıpçak kökenliydi değil mi? Tabii. Hatta Baybars ya Çerkes. Baybars, Sultan Baybars Kırım'da kendi adına bir cami inşa ettiriyor. Yani diyor ki ben kökenlerim de burada. Para gönderiyor. Orada bir cami inşa ettiriyor. Ve bugün de hala ayakta Altın Orda'dan kalan, günümüze kalan nadir eserlerden biridir. Evet. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda siyasi olarak son derece güçlü bir devlet. Bölgenin Türkleşmesinde ve İslamiyet'in burada yayılmasında önemli rol oynayan bir devlet. Tabii Altın Orda öncesinde İdil Bulgarları vardı. Evet. İslamiyet'i ilk kabul eden İdil Volga Bulgarları diye evet, geçiyor. Evet, devletlerden biri. Ama Altın Orda hem buradaki İslamiyet'in ve Müslümanların varlığını daha kalıcı kıldı, hem de daha geniş coğrafyaya yayılmasını da sağladı. Onu da söyleyelim. Tabii bunun dışında belki mimari olarak günümüzde Altın Orda'dan fazla eser kalmadı. Ama yine de burası artık hem şehirler coğrafyasıydı. Hmm. Sadece bozkır değil. Aynı zamanda burada 100'e yakın şehrin olduğunu biz biliyoruz Altın Orda coğrafyasında. Şehir yani olunca Altın Orda marifetiyle oradaki zenginleşme, oradaki tekamül dolayısıyla kurulan şehirler değil mi bunlardan bazıları? Tabii tabii bir kısmı belki İdil Bulgarlarından kaldı veya öncesinde de vardı ama bir kısmı Altın Orda döneminde kurulacak. Çünkü refah söz konusu. Hmm. Çünkü geniş bir coğrafyanın tek bir devletin idaresinde olması düzeni getirdi değil mi? Evet. Veya işte tüccarları az önce söyledik nasıl Çengiz Han tüccarlardan istifade etti. Nasıl Çengiz Han onları kendi siyasetinde kullandı. Bunu onun oğulları ve torunları da o siyaseti devam ettirdiler. Tüccarları korudular, tüccarları ticareti teşvik ettiler. Dolayısıyla ve uluslararası ticaretin bir parçası haline geldiler. Altın Orda şehirleri aynı zamanda. Onun için şehirlerin sayısı çok arttı. Şehir demek aynı zamanda ilmin veya kültürün gelişimi demektir. Evet. Dolayısıyla mesela bundan dolayı bugün belki Anadolu dışındaki şöyle bir Türk dünyasına baktığımızda Kazan bugün bir önemli. İlim ve kültür merkezidir. Tabii. Değil mi? Yani bunu biz neye borçlu Kazan? İdil Bulgarlarına ve ondan sonra bu coğrafyada kurulan Altın Orda Devleti'ne borçlu. Dolayısıyla evet, öyle mimari bir... Mimari özelliklerinden bazılarını halen koruyor hocam. Kazan. Tabii. Çünkü gittiğimde bunu hissetmiştim yani. Tabii Kazan'da belki Ruslar ele geçirdikten sonra camiler yıkıldı ama daha sonra yeniden 2. Katerina ile birlikte yeniden camiler yapılmaya başlandı ve gerçekten de o eski Türk veya Altın Orda mimarisinde veya İdil Bulgar mimarisinde camilerin yeniden yapıldığını veya diğer mimari eserlerin yeniden yapıldığını da biz görüyoruz. Ve gerçekten de Türk dünyasının ilmi ve kültürel merkezi olarak karşımıza Kazan çıkıyor. Çıkıyor. Hocam bu noktada sormak istediğim bir şey var. Hani Altın Orda'dan geriye ne kaldı dedik ya. Şeyleri, mimari yapıları bir kenara bırakalım. İşte siyaset anlayışı, devlet yönetimiyle ilgili geliştirdikleri sistemlerden tutalım da kültüre kadar. Bugün o coğrafyada olan şeylere etkisi çok bariz midir? Rus devleti de dahil olmak üzere Altın Orda'nın. Tabii yani en başta şunu söyledik. Altın Orda'nın yerine çok sayıda hanlık ortaya çıkacak. Evet. Dolayısıyla hepsi bu hanlıkların hepsi Altın Orda'nın mirasçısı. Kırım, Kazan, Astarhan, Sibir, Kazak, Nogay vesaire. Ve Ruslar da bunlardan bir tanesi. Ruslar da bunların bir tanesi olarak karşımıza çıkacak. Çünkü dediğimiz gibi 2,5 asır boyunca Rusya Altın Orda'nın hakimiyeti altında kalıyor. Ve hayatın her alanında ister istemez
etkilenmiş oluyor. Benim gösterdiğiniz Altın Orda ve Rusya kitabı benim şu aynı kitap. Zamanda doktora tezim. Evet. Ve hem Türk Tarih Kurumu'ndan hem de ilim yayma sosyal alanda ödül kazanan bir çalışma aslında. Bu şey hocam... İlim yayma ödülü, bunu da bir vurgulayalım. Önemli bir ilim yayma ödülleri ilk verilmeye başlandı. İlyas i̇lk hocamız, ödülü evet. İlk ödülü sahibiydi. Sosyal bilimler alanında. Kremlin'in büyücüsü diye bir kitap okumuştum geçen senelerde. Orada şey diyordu, bir Tatar'ın altını biraz kazıdığınızda ondan Rus çıkar. Pardon, bir Rus'un altını biraz kazıdığınızda onun altından Tatar çıkar. Tabii bu diyordu. Aslında Altın Orda dönemine işaret ediyor. Hmm. Çünkü hayatın her alanında bir etkileşim söz konusu. Hatta mesela ilk Rus tarihçilerinden Karamzin bile şöyle diyor. Moskova ihtişamlığını hanlara borçludur diyor. Hmm. Çünkü Altın Orda zamanında... Daha Moskova küçük bir şehir, küçük bir knezlik. Ama Altın Orda döneminde Moskova büyüyecek. Bütün Rus knezliklerini, şehirlerini kendi etrafında birleştirecek. Ve yeni Rus devletinin merkezi haline gelecektir. Ve adını da alacak. Moskova Rusyası diyeceğiz. Hmm. Ve Rusya üzerindeki Altın Orda ve Türk etkisini biz hayatın her alanında görüyoruz. Mesela dedik ya, biz hep genellikle şöyle bir şey var, kanı var Moğollarla ilgili ve işte devam eden uluslarla ilgili. İşte bunlar geldiler, yakıp yıktılar. Evet, yani Moğol hep böyle imaj bir şey, hep olumsuz. Altın Ordu ile alakalı da ciddi bir şey yok zihnimizde. Evet. Bir boşluk var. Mesela Prusyalıların hani Almanlara devam etmesi bulunduğu coğrafyada bir şeyi evrilmesine dair zihnimizde bir bilgi var. Ama Altın Orda deyince... Yani bu kadar kapsamlı bir bilgi zihnimize ne yazık ki yok. Yok çünkü yakın bizim zamana kadar önemli bir devlet. Hatta az önce söylemeyi unuttum, iyi ki bunu söylediniz. Mesela özelliklerinden biri Altın Orda neden önemli deseniz şunu da söyleyebiliriz. Altın Orda bugün belki Anadolu Türklerinin dışındaki bütün Türk halklarının ortak bir mirası ve devletidir. Hmm. Yani Kazak, Özbek, Kuzey Türklü... Kırgız... Sadece kuzey de değil. Yani şeydeki Türkistan'dakiler için de söyleyebiliriz. Hmm. Uygurlar için de söyleyebiliriz. Özellikle başlangıç seviyesi için. Evet. Dolayısıyla herkesin bir yerden Altın Orda ile bir bağlantısı vardır. Hepsi yani bu dönemde hatta bu halkların bir halk olarak ortaya çıkması veya etnik süreçlerin tamamlanması Altın Orda döneminde oldu. Hmm. Çünkü evet belki Moğollar sefere başladığında işte Uygurlar vardı, Kıpçaklar vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Bugün bu isimle halklar yok ama bu halklar yeni isimle varlıklarını devam ettiriyorlar. Kazak, Kırgız, Özbek. Değil mi? İşte bunlar mesela Türkmen. Altın Orda döneminde bu etnik süreçlerin tamamlandığını söylememiz gerekiyor. Hatta mesela bundan dolayı yine hep söylediğim hususlardan biri. İkinci Dünya Savaşı sırasında işte düşünün Sovyetler Almanya ile savaşıyorlar. Sanki Komünist Partisi'nin veya Sovyetler Birliği'nin başka önemli bir işi yokmuşçasına Altın Orda Devleti tarihinin araştırılmasını yasaklıyor. Hmm. Neden? Çünkü bu oradaki Türklerin ortak bir mirası, ortak değeri ve potansiyel bir tehdit de aynı zamanda. Onun için Altın Orda önemli yani. Çok anladık. Bir de şöyle bir durum da var. Yine mesela nadiren biz tarih boyunca hep övünüyoruz değil mi? Türkler şu kadar çok devlet kurduk diye. Diğer taraftan tabii bu kurulan devletleri kendimiz de yıkıyoruz ayrı bir şey ama. Ama nadiren bütün Türkler tek bir çatı altında yer almıştır değil mi? Mesela bunu biz Göktürkler için söylüyoruz ilk önemli bir şekilde. Göktürklerin hakimiyeti de çünkü çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Ama Göktürklerden sonra Altın Orda döneminde belki bütün Türkler değil ama büyük çoğu kısmı. Diyelim büyük bir kısmı tekrar bir çatı altında yer almış oluyor. O açıdan da önemli. Hani az önce sordunuz ya Altın Orda neden önemli diye. Ama en son bir şey sormuştunuz unuttum ben. Yani bunları kitabında şey Rusya üzerindeki Rusya etkisi. Üzerindeki. Evet. Yani bu etki çok somut bir şekilde gözlemlenebilen bir etki mi? Tabii. Yani az önce dedik ki hatta şöyle diyordum yani hep Moğollardan olumsuz bahsediyoruz değil mi? Yakıp yıktılar. Evet. İşte bakın Rusları birleştirdiler. Veya mesela Moğol seferleri başladığında Çin'de 3 tane hanedanlık vardı. Ama Moğol sonrası ne oldu? Tek bir hanedanlık oldu. Yani dolayısıyla bir tabii Moğolların belki istediği bir şey değildi. Yani gidip de Çin'i ben birleştireyim dememiştir ama etkisi, neticede fakat öyle bir... Kubilay Han
gidip evet. Pekin'de oturmaya başlayınca ister istemez. Evet, bütün bunlar diyorlar ki burada bir şeyler oluyor, biz bir toplanalım. Öyle bir durum var. Ruslar için de Ruslar aynı şey. Yani başta mesela karşı koymaya çalıştılar. Sonra anladılar ki şu an karşı koymanın anlamı yok. Sadece Moğollar geliyor, o zaman cezalandırıyorlar, gidiyorlar. Evet. O zaman dediler ki bekleyeceğiz. Yani, Çinliler gibi. Evet, Çinliler gibi ve gerçekten de daha sonra yani Moskova etrafında bir birleştiler. Gibi yatıyorsun, rüzgar geçtiğinde, fırtına geçtiğinde kalkıyorsun gibi. Evet. Mesela somut etki veya bir gösterge diyelim. Bugün Moskova'nın en önemli caddeleri. Birincisi Arbat Caddesi. Rabat'tan geliyor. Hmm. Çünkü oraya gelip Altın Ordalılar gidip yerleşiyorlar. Mesela ikinci önemli caddeleri Ardınka. Arda'dan geliyor. Hmm, mesela Tatarskaya Caddesi. Arda boyları. Tabii. Dolayısıyla bu şeylerden yani biri. Çarlık Rusya'sından itibaren çok tabii, ciddi tabii etkisi tabii o dönemden var. İtibaren. Kurumlarda var mı etkisi hocam? Var. Altın Orda mesela zayıflamaya başlayınca çok göç oluyor. Bunların bir kısmı Moskova'ya gelip yerleşiyor ve civar bölgelere gelip yerleşiyorlar. Orada tabii ayrı mahallelerde oturuyorlar. Mesela bir başka etki diyelim. Yine belki dolaylı değil ama Çar ünvanını Ruslar önce Bizans imparatorları için kullanıyorlardı. Sonra Altın Orda hanları için kullandılar ama kendileri hep daha aşağı seviyedeydi. Knezlik. Ama Altın Orda sonrası kendileri için Çar ünvanı kullanmaya başladı. Mesela taç. Rusların taçı. İmparatorların giydiği veya çarların giydiği taç Monomah şapkası adını taşıyor. Özbek Han'ın kız kardeşi Konçaka'yı Moskva Knezi Yuri'ye verdiğinde, evlendirdiğinde bir şapka hediye ediyor Yuri'ye. O şapka artık Rus çarlarının tacı haline geliyor. Mesela ve bütün Rus imparatorları veya çarları tahta çıkarken, yemin ederken o tacı giymek zorundaydı. Bu da bir şey. Veya mesela ilginç bir şey, sembolik ama önemli bir şey. Evet. Çünkü oradan o iktidar gücünü bir nevi almış oluyor. Veya mesela ilginç hususlardan biri Altın Orda kökenli Rusya'nın çarları var. Biz bugün hep diyoruz 1. Katerina, 2. Katerina bunlar Alman kökenliydi vesaire. Evet ama Altın Orda kökenli de var. Sayın Bulat Han mesela vaftiz oluyor tabii. Hristiyanlığı kabul ediyorlar, isimlerini değiştiriyorlar ama Rusya'da hüküm sürdüklerini görüyoruz. Boris Godunov bunlardan biri. Hatta Rurik soyu tükenince Rusya'da ilk seçimle Rus tahtına çıkan kimse Boris Godunov. Altın Orda, soyu Altın Orda'ya dayanıyordu. Tabii söylediğim gibi Hristiyanlığı kabul etmiş, Rus adını almış vesaire. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Onun için mesela müesseselerden var mı örnek dediniz? Yam Teşkilatı, Posta Teşkilatı. Evet. Bütün Moğol İmparatorluğunda kuruluyor. Rus topraklarda tabii hakimiyet altına alındıktan sonra Rus coğrafyasında da kuruluyor. Hani Moğolların artık izinin bile kalmadığı dönemde bile o yam istasyonları, posta istasyonları Rusya'da uzun yıllar varlığını devam ettirdiler. Yam istasyonu nedir? Bir belli mesafelerde kurulan posta istasyonları. Burada elçiler, diplomatlar, sıradan insanlar dinlenebiliyor, atlarını değiştirebiliyor, yemek ihtiyaçlarını görüyorlar. Sanki, evet. Hatta kelime de yamşik Rusça'ya da giriyor yani. Atlı postacı anlamına geliyor. Bunun gibi çok sayıda örnek var. Yani benim doktora tezim hukuk sistemi üzerinde. Hukuk sistemi mesela cezalardan tutun da. Bu Cengiz Han'ın yasasına kadar dayanıyor mu o? Yoksa daha güncel halleri mi? Tabii artık hani dönem farklı olduğu için çünkü Moskova Rusyası'nın kuruluş tarihini veya Altın Orda'dan bağımsızlığını kazandığı tarih olarak 1480 yılını kabul ediyoruz. Tabii artık 2,5-3 asır geçmiş ama hukuk alanında özellikle cezalarda biz Moğol etkisini orada ve Altın Orda etkisini biz görüyoruz tabii. Veya mesela Knez'in kendisinin bile artık tabii Çar ünvanını kullanacak. Boyar. Çengizoğullarını adeta bir örnek alacak hüküm sürerken. O kadar ki Avrupalı kaynaklarda şöyle cümlelere rastlıyoruz. Artık çok daha sert bir iktidar kuruluyor ya Rusya'da. Diyor ki Avrupalı kaynaklar, Rusya'da hangi han hüküm sürüyor? Orada han falan yok orada. Romanovlar var artık. Evet, evet. Ama tabii şu da var, şunu da söyleyelim. Hatta bugünkü Rusya'nın veya Batı ile Avrupa ile Rusya'nın ilişkilerini de etkileyen bir husustur. Bu Rusya, Altın Orda öncesinde de hep Ruslar,
diplomasi, Doğu Slavlar şey hep Türk boylarıyla yan yana yaşadılar. Onlarla savaştılar. Onlarla evlendiler. Onların etkisi altında kaldılar. Onun için her ne kadar Ruslar Hristiyanlığı kabul etse de, değil mi? Veya her ne kadar Moskova Rusyası kendisini Bizans'ın mirasçısı ilan etse ve 3. Roma olarak kendisini görse de Ruslar ve Rusya Avrupa'nın gözünde hep doğulu olmuştur. Evet. Nasıl biz Türklere veya doğudan gelenlere barbar diyorlarsa Avrupalılar, Ruslar içinde, Rusların hiçbir farkı neredeyse yoktu. Bugün de görüyoruz değil mi? Yani aslında biz diyoruz ya hani AB'nin çifte standardı var işte biz Müslümanız onun için. Yok, Ruslara karşı da. Tabii Petro'nun çırpınışı da biraz evet. Yüzden ama bu... Doğru. Bu söylediğimiz büyük romancılarda falan da hep geçer yani. Tabii ve şöyle bir şey mesela yine somut etkilerden dedik Altın Orda'nın etkilerden biri şu. Rus dilciler bunu yazıyorlar. Türkler yazmıyorlar. Rusça'da o dönemde 2000'e yakın Türkçe kelime ve Türkçe var. Üzerinden Moğolca, Arapça, Farsça kelime girmiş. Tabii bu kelimeler bugün hepsi kullanılmıyor. Çünkü Rusça'da da nasıl Türkçe'de zaman zaman reformlar yapıldı, yabancı kelimeler çıkartıldı. Şeyde Petro döneminde çıkartıldı, devrim sonrası çıkartıldı. Hatta mesela günümüzde de Rusya'da konuşulan konulardan biri yabancı kelimelerin kullanımının özellikle resmi yazışmalarda yasaklanması. Yani hala kastettiği biraz da bu. Tabii. Dolayısıyla bu da önemli göstergelerden biri. Peki, hocam peki bu Rus devlet armasında orada işte bir etkisi var mı? Çift başlı kartal. Çift başlı kartal tabii şöyle tartışmalı bir konu. Çok yaygın bir şey. Evet, çok yaygın bir şey çünkü Roma'da var, Bizans'ta var, Selçuklularda var, Altın Orda'da da vardı. Dolayısıyla hani Rusya'ya Bizans'tan mı geçti yoksa Altın Orda döneminden sonra mı geçti? Tabii bu bir tartışma konusu. Bunun kesin bir net şudur diye söylemek mümkün değil. Bir arketip değil. Olarak da değerlendirilebilir. Tabii. Ama yani süvariye ne diyeceğiz? Bir konu. Süvari? Tabii süvari veya mesela askeri alanda Altın Orda'nın Rusya üzerindeki etkisi çok. Mesela bugün de varlıklarını devam ettiren Kozak birlikleri var değil mi? Kozaklar dediğimiz veya Osmanlı Rus savaşları. Kazak diye çevirdiği şeyin. Tabii. Hacı Murat da var, diğerlerinde var. Evet. Osmanlı-Rus Savaşı'nda da önemli rol oynuyorlar bunlar. Tabii. Hatta hep Osmanlı'ya ilk saldıran kimseler değil mi? Özel birlikler gibi. Özel birlik bunlar tabii şöyle, kuruluşu bunların eşkıya gibi, suç işleyenler aslında, bozkıra çekiniyorlar. Tamam. Ama ismi nereden alıyorlar? Türkçe bir kelime, tabii. Kazak. Kazak, doğru. Başı boş gezen. Tolstoy bunu Hacı Murat da çok güzel anlatıyor. Hür değil mi? Hür adam, hür asker anlamında. Serseri. Evet. Dolayısıyla mesela orada da bu da bir Altın Orda dönemi sonrası kurulan bir birlik olacaktır. Bunlar etnik bir terim değil Kozak. Bunun içinde hepsi var. Rus var, Ukrayna var, Türk var, Tatar var, şu var, bu var. Tamam, biz güncel tartışmalara girmediğimiz için ayrıntılı söylemiyoruz ama mesela şimdi paralı askerler, şunlar bunlar var, milis güçleri. Onun bile kökeni istenirse buraya kadar. Tabii şöyle o daha öncesinde de vardı. Yine mesela Altın Orda öncesinde Kıpçaklarla, Peçeneklerle münasebetlerde de biz onu görüyoruz. Ama şunu belirtmemiz gerekiyor tabii. Altın Orda'nın Rusya üzerindeki etkisi çok yönlü. İşte siyasetten diplomasiye, hukuktan dile, edebiyata. Mesela Altın Orda dönemi düşünün Rus edebiyatında eserlerin çoğu ister istemez Altın Orda'yı konu ediyor. Çünkü başka bir devletle münasebeti de yok. Bu masalları, efsaneleri falan mı hocam? Şeyleri, mesela bu dönemde yazılan hikayeleri var diyelim. Evet. Ama ondan önce de söylediğim gibi Altın Orda Rusya ile Türklerin... Şimdi biz Puşkin sonrasını okuyoruz ya genelde edebiyat deyince. Tabii. Öncesine dair bilgimiz yok Rus edebiyatına öncesi, dair. Ondan önce tabii manastırlarda kaleme alınan söylediğim gibi yıllıklar var. Yıllıkların içerisine dahil edilerek günümüze ulaşan çeşitli hikayemiz, tarihi hikayeler var. Mesela bunların birçoğu Altın Orda'yı konu ediyor veya Altın Orda ile mücadele eden Rus knezlerini veya Rus din adamlarını konu ediyor. Veya bunu da geçtik. Mesela yine bilinen bir şey tabii. Igor Bölüğü destanı. Rusların ilk destanı bu. Kıpçaklarla mücadeleyi konu ediyor. Yani Altın Orda'dan bağımsız olarak bunu söylüyorum. Hani şunu söylemek istiyorum. Ruslar hani tarih sahnesinden çıktıkları itibaren çeşitli Türk boylarıyla yan yana yaşadılar.
etkileşim içerisinde oldular ki ilk destanları bile Kıpçaklarla mücadeleyi konu ediyor. Hmm. Bu da önemli bir gösterge. Önemli. Evet, evet. Bu yüzden de teşekkür ediyoruz. Peki bugünkü Ruslarda, Rus entelektüellerinde Altın Ordu'ya bakış nasıl hocam? Tabii şöyle söylediğim gibi aslında uzun yıllar belki Sovyetler döneminde yasaklı bir konulardan biriydi. Çünkü biraz daha bu konular artık rahat konuşulabiliyor. Ama günümüzde artık tabii Altın Ordu ile ilgili farklı görüşler var. Aydınların ve bilim adamlarının bir kısmı hala belki Moğolların ve genel olarak Altın Ordu'nun Rusya üzerinde sadece olumsuz etkisi olduğunu söylese de tam tersini söyleyenler, yani Altın Ordu'nun olumlu etkileri de vardı diyenler, diyen araştırmacılar da var ve ilgi Altın Ordu'ya ve gerekse de Moğollara son derece arttı. Bugün tabii özellikle Altın Ordu'ya nerede ilgi var? Bir Tataristan'da var, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde. Kazan'da Altın Ordu Araştırmaları Merkezi var. Çok da önemli faaliyetlerde bulunuyor. Altın Ordu Medeniyeti diye dergi çıkartıyor. Altın Ordu Numizmatiği diye bir dergi çıkartıyor. Bu önemli. Mesela bizde Türkiye'de... Sadece numizmatikle mi ilgili dergi? Evet. Çok önemli. Çok büyük bir başarı. Bu çok dar bir alan değil mi? Mesela bu şöyle nasıl, düşünelim. Nasıl yayınlanabilir? Tabii yani şöyle düşünelim. Bizde mesela Selçuklu Numizmatiği diye bir... Değil bir dergi, bir kitabımız bile yok tabii belki. Yok, evet. Veya Osmanlı Numizmatiği bilmiyorum. Var mı yok mu? Dolayısıyla orada var. İşte... Sadece bununla alakalı bir dergi insana uzak bir ihtimal gibi geliyor yani. Tabii. Dolayısıyla mesela Kazakistan'da artık Altın Ordu Araştırmaları Merkezi kuruldu. Dolayısıyla hem Rusya'da hem eski Sovyet coğrafyasında ilginin bu konulara çok arttığını söyleyelim. Evet. Hocam şimdi ikinci bölüm çok hızlaktı programımızda. Fakat ben... Seni yakalamışken biraz Timur hakkında da konuşalım diyorum. Timur bu fotoğrafın neresinde? Biz şimdi soruları yuvarlamak istediğimizde böyle deyimlerden yararlanıyoruz. Evet. Fotoğrafın neresinde? Güzel bir deyim tabii, aslında. Tabii. Güzel bir cümle. Tabii Emir Timur tam ortasında. Yani bir de tabii şöyle bir ne diyelim Türkiye'de alışılagelmiş bir ne diyelim cümle ya da bir sonuç da var. Veya işte bana sıkça sorulan, öğrencilerimin sıkça sorduğu, efendim Altın Ordu'yu Timur mu yıktı? Hocam bu gerçekten de böyle mi? İşte Timur'dan dolayı mı Rusya hani Altın Ordu'dan bağımsızlığını elde edip yayılmaya başladı gibi sorular da var. Altın Ordu ile Timur ilişkisine baktığımızda şunu söylememiz gerekiyor. Yani hiçbir devletin kuruluşunda da yıkılışında da tek bir faktör önemli rol oynamaz. Evet. Dolayısıyla Timur da tek başına gelip Altın Ordu'yu aslında yıkamaz. Yani ya veya tek bir yıkılış sebebi olamaz. Bunu, ama Timur tabii bir fotoğrafın içinde. Şöyle derler ya hocam, sosyal hadiseler tek bir sebebe irca edilemez. Tabii tabii, bu aynen öyle. Yani evet. Bu devletlerin kuruluşunda veya yıkılışında veya Çengiz'in başarısında ya da başarısızlığında olamaz. Yani tek tabii. bir sebeple açıklayamayız. Altın Ordu'nun yıkılışı içinde bunu söyleyebiliriz. Ve ama önemli bir etken tabii. Tabii. Neden? Çünkü... Timur'un iki tane önemli seferi var Altın Ordu üzerine 1391 ve 1395 yıllarında ve Altın Ordu şehirlerine büyük bir zarar veriyor Timur. Ama Timur'un şöyle bir amacı da yok. Ben Altın Ordu'nun toprağını ele geçireyim. Nasıl Osmanlı'nın değil mi? Bütün tamamına hakim olayım diye bir şey yok. Çünkü şöyle bir şey var. Mesela Anadolu'ya gelişini de aynı şekilde yorumlayabiliriz. Bir Timur öncesi o koparılan ne diyelim yaşanan sıkıntı, Bayezid'le yazışması çok önemli savaş sebepleri varmış gibi değil mi? O Karakoyunlu evet o mülteciler meselesi Erzincan, Erzurum, Sivas konuları tabii. Ama Ankara Savaşı sonrasına bakıyoruz Timur geri çekilip gidiyor ve neredeyse birkaç yıl sonra vergi ödemeye dahi keseceğiz değil mi? Evet. Tabii etkisi var Anadolu'ya da, yok değil. Altın Ordu için de aslında biraz benzer bir durum. Acaba o zaman ister istemez şu soruyu sormak gerekiyor. Altın Ordu'da Timur sonrasında ve işte Timur'un mağlup ettiği Toktamış sonrasında güçlü bir hükümdar olsaydı. Mesela Berke Han gibi, mesela Özbek Han gibi.
Hatta Toktamış Han gibi. O da güçlü biri. Altın Ordu'da belki bu Timur seferlerini atlatabilirdi. Hmm. Ama Altın Ordu'da başka sorunlar da vardı. Yani Timur'un seferleri dışında, Timur'un verdiği zararın dışında başka sorunlar da var. Bunlardan biri hanların yanı sıra Altın Ordu gibi devletlerde, bu Çağatay'da da var, Altın Ordu'dan sonra kurulan hanlıklarda da var, boy beylerinin çok önemli rol oynaması. Bu tür devletler boylara bağlı. Çünkü seferleri kim düzenliyor? Boylar, değil mi? Yani boy beyler. Onun için hanların, bize şey geliyor, böyle hanların sanki hakimiyeti sınırsız. Yok öyle bir şey. Hmm. Tabii ki boy beyleri son derece önemli rol oynuyor. Özellikle zayıf hanlar zamanında bu boy beyleri ortaya çıkıp iktidarı veya kendileri yönetmek istiyorlar ülkeyi. Tahta çıkamıyorlar ama zayıf Çengizoğullarını tahta çıkartarak kendileri yönetmeye çalışıyorlardı. Yani Magna Carta yazmıyorlar ama ona benzer hareketler yapıyorlar gibi anladım. Onun için mesela bu sorunlardan biriydi. Hmm. Veya mesela 14. yüzyılın ikinci yarısında veba hastalığı ortaya çıkıyor. Bütün bu coğrafyayı yayılacak kasıp olan. Veya işte az önce de söylediğim gibi Timur'un seferlerinden hatta öncesinde 1380'de ilk kez bir Altın Ordu birliği Ruslar tarafından mağlup ediliyor. Hmm. Ve Ruslar şunu gördüler. Aa, dediler ki biz o zaman birleştiğimiz takdirde biz bunları yenebiliriz. Yani bunu anlamaya başladılar. Bunu anladıktan sonra ödenen vergide sıkıntı çıkartmaya başladılar. Dolayısıyla birbirinin aslında ne diyelim etkileyen sebepler var. Ama Timur'un darbesini de tabii unutmamak lazım. Ama şu da var tabii. İlginçtir ki Timur bu seferleri gerçekleştirmeden önce aslında Altın Ordu'yla veya hükümdarı Toktamış'la bir sorunu yoktu. Hatta Toktamış'ı Altın Ordu hanı yapan yine kendisi Timur. Ama Toktamış Timur'un yardımıyla Altın Ordu'nun başına geçince tabii ne demeye başladı, dedi ki Timur da kim dedi. Zaten biz burada hanız yani. Ben diyor hanım, ben Çengiz soyundan geliyorum ama Timur gibi diyor emirlerden benim ülkemde onlarcası var diyor. Tabii gururlandı ve hamisine aslında Timur'un işine yarıyordu. Kendi adamının Altın Ordu'nun başında olmasını. Dolayısıyla sıkıntılar oradan başlıyor ve Timur'un seferleri sırasında tabii Altın Ordu'nun hem başkenti hem en önemli şehirleri zarar görüyor. Ayrıca tabii her ne kadar Timur Altın Ordu'nun tamamına hakim olmak istemese de şehirlere zarar vererek ekonomik olarak bir taraftan bir darbe vuruyor. Diğer taraftan ticaret yollarının güzergahını da değiştirmiş oluyor. Ha. Ve tahmin edeceğimiz gibi bu ticaret yolları nereye o zaman? Timur Devleti üzerine gelmiş olacak. Onun için tabii Timur da son derece iyi bir diplomat, son derece ne diyelim dünyayı iyi okuyabilen, iyi bir stratejist. Çünkü şöyle ilginç bir durum da var. Özellikle Altın Ordu üzerine düzenlediği birinci seferden sonra Altın Ordu, Osmanlı, Mısır Memlükleri, Sivas Hükümdarı, Kadı Burhanettin evet. Onlar Timur karşıtı bir koalisyon kurabilir miyiz sorusu üzerine yoğunlaştılar ve bir çaba da sarf ettiler. Ama Timur tek tek bütün bu güçleri mağlup etmeyi başarıyor. Yani bir koalisyonun kurmasına imkan dahi tanımıyor, tanımamış oluyor. Onun için Timur da tabii hem iyi bir stratejist, iyi bir asker, iyi bir devlet adamıydı. Benim burada anlamakta zorlandığım bir şey var. Timur neyin peşindeydi yani? Hani savaşa sefere çıkıyor ya, bir ganimet alıyor, tamam onu anladık. Fakat her defasında çekiliyor ve şunu bilinçli olarak mı yapıyor anlayamıyorum. Orada birbiriyle mücadele eden zayıf yapılar bırakma işini. Yani bunu kasıtlı olarak planlayarak mı yapıyor? Çünkü tabii, Anadolu'da yaptı, yukarıda yaptı, aşağıda yaptı. Tabii şöyle bir şey, yani ele geçirdiği veya... Yani böl parçala yönet. Yendiği düşmanlar da yine kendisine biat ettikleri için güçler, değil mi? Orada onların hüküm sürmelerine, devam etmelerine müsaade ediyor. Ama diyor ki işte vergimi vereceksiniz veya diğer
işte hutbe mi okunacak veya paralarda adım basılacak veya ne mi yapılacak, bu şartlar yerine getirildikten sonra bir sorun yoktur şeklinde. Mesela Toktamış içinde biz aynı şeyi söyleyebiliriz. Aslında söylediğim gibi Toktamış onu rahatsız eden bir kişilik değildi. Değil ne yani. Zamana kadar? Kendisine karşı çıkıncaya kadar. Ve işte Yıldırım Bayezid'le yazışmasına bakıyoruz. Çok burada da ilginç satırlar var Timur'un. Diyor ki sen hani bu doğu topraklarını boş ver git, hatta batıya doğru seferlerini devam ettir. Gaza ile uğraş değil mi? Evet. Gerekirse diyor, iyi takdir de ediyor Yıldırım Bayezid'i. Hatta oradaki şey savaşından dolayı takdir ediyor. O Nibol'daki evet. mücadeleden hatta dolayı. Hatta diyor ki ben sana yardım da gönderebilirim. Sırp sındığı, gerekirse. Tabii onu takdir ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir anlayışı var. Ama şu da var tabii. Burada Timur soyundan gelenlerin de bu coğrafyalarda devleti temsilen kalmak istemediklerini de görüyoruz. Onun için ne yapıyor? Artık yendiği kimseleri yine burada var olmalarına izin veriyor ve o Timur'un adına hüküm sürüyorlar. Mesela Şahruh içinde, oğlu Şahruh içinde biz aynı durumun söz konusu olduğunu görüyoruz. Azerbaycan üzerine defalarca sefer düzenliyor. Her seferinde orada ak koyunlu, kara koyunları mağlup ediyor. Ama nihayetinde tekrar başkente gidip tekrar iktidarı onlara bıraktığını söylememiz gerekiyor. Tabii şöyle bir durum da var ama onu da söyleyelim. Mesela Timur'un Altın Ordu üzerine düzenlediği sefer sonrasında Altın Ordu dedik ki parçalanma sürecine girecek. Girecek 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren ve ilginç bir şekilde Altın Ordu'daki boyların bir kısmı, biz onlara Özbekler diyeceğiz, nereye saldırmaya başlayacaklar veya gidecekler? Timur Devleti'ne. Ve aynı şekilde Timur Devleti'nin yıkılışında önemli rol oynayacak. Hmm. Yani bu da ilginç bir husus ve birbirini bağlayan bir şey. Ki Timur'un şehirleri diyelim ki o zaman Semerkant'tır, şeydir. Hmm. O inşa edilmiş, o dönemde inşa edilmiş şehirler bugün Özbekistan sınırları içerisinde. Tabii çünkü artık ve şöyle bir şey tabii bu Özbeklerin buraya gelip Timur Devleti'ne son vermeleri ve yeni bir devlet kurmaları, biz ona Özbek Hanlığı diyoruz veya Buhara Hanlığı diyoruz, Şeybani Hanlığı da diyoruz. Onlarla birlikte Türkistan coğrafyasında yeniden Çengizoğullarının hakimiyeti de başlamış oldu. Hmm. Çünkü Timur dönemi bir ara dönem olarak da bunu değerlendirebiliriz. Ve az önce bir ilk programın ilk yarısında söyledim. Çengizoğulları Avrasya coğrafyasında uzun yıllar boyunca hüküm sürdüler. Ve gerçekten de Buhara, Hive, Hokan hanlıkları üzerinden Çengizoğullarının hakimiyeti çok uzun asırlar sürdü. Evet. Yani bu da bir başka gerçek. Hocam iki sorum var. Birincisi şu, Çengizoğulları hayatta mı? Hı. Tabii şöyle, bilinen birileri yok bugün ama şöyle bir yine ne diyelim, efsane mi diyelim efsane. Artık. Çengiz soyundan gelen çok sayıda adam, hatta milyonlarca insanın olduğu ileri sürülmektedir. İddia ediliyor. Ama ne kadar doğru, İddia tabii. ediliyor. Öyle bir durum var ama söylediğim gibi özellikle Türkistan coğrafyasında uzun yıllar boyunca 18. yüzyılda bile biz bu devletlerin başında Buhara, Hive, Hokan'da Çengiz soylu hükümdarların olduğunu görüyoruz. Daha sonra burada iktidar emirlerin eline geçecek ve emirlik olarak adlandıracaklardır. Yani Ruslar buraya geldiğinde artık hanlıklar değil de emirlikler vardı. Evet. Yani ilginç yani. Zaten böyle bir şey olsaydı yani sansasyonel olurdu. Çünkü Abazaları biliyoruz mesela. Evet. Çerkeslerin filan. İşte kralın, son kralın çocukları, torunları filan. Bu en azından bir sosyal saygı göstergesi olarak aralarında yaşıyor. Ama şunu da yani söyledik tabii. Çengiz oğulları da dahil olmak üzere farklı coğrafyalara giden Moğollar tabii zamanla hem İşte Türkleştiler, evet. hem İslamiyet'i kabul ettiler. Tabii. Dolayısıyla artık takip etmek de mümkün değil. Değil. Yani belli bir. Çünkü isim değişikliğine de gidiyorlar. Artık bazıları mesela Hristiyanlığı kabul edenler var. Hatta yani Çengiz soyundan gelenler Rus kilisesi tarafından azizlik mertebesine çıkartılan kimseler bile var. Evet. Dolayısıyla artık belli bir tarihten sonra bunların takibatını yapmak mümkün değil. Değil. Onun için bilemeyiz. Evet. Peki bir de şeyi sormak istiyorum. Muhtemelen tarihle alakalı izleyicilerimiz bilir ama
merak edenler de olmuştur. Osmanlı ile savaştığı için bizim kafamızda Timur'un inanışı hep karmaşıktır. Hatta onu Müslüman olmamakla itham edenler falan vardır. Bu doğru mu? Zannediyorum değil. Tabii biraz Osmanlı ile yapılan savaşlardan dolayı ve aynı şekilde Altın Ordu ile ilgili yapılan savaşlardan dolayı bir uzun yıllar boyunca diyelim Türkiye'de olumsuz bir Timur imajı vardı. Vardı. Ama bu imajın aynen Çengiz imajı gibi, aynen Moğolların imajı gibi son yıllarda yıkıldığını, değiştiğini de söylememiz gerekiyor. Onun için mesela Timur'la ilgili farklı kaynaklardaki tasvirlere baktığımızda gerçekten de özellikle düşmanları tarafından kaleme alınan kaynaklarda son derece olumsuz bir Timur. Deccal diyor, ne bileyim işte hırsızdı diyor, koyun çalarken diyor yakalandı, daha sonra işte şey kaldı diyor. O yüzden, topal kaldı o yüzden diyor. Topal. Evet, halbuki alakası yok. Savaş sırasında, sefer sırasında Timur'un o yarayı aldığını görüyoruz. Ama bunu hem Rus kaynakları, hem Osmanlı, hem işte Arap kaynakları. Yani savaştığı kaynaklar diyorsunuz. Değil mi? Başta olmak üzere. Bunları daha sonra Osmanlı kaynakları da tabii ki takip ediyorlar veya tekrar evet. ediyorlar. Hatta mesela Timur'la ilgili şöyle ilginç bir kayıt var Rus kaynaklarında. İşte Timur'un seferleri anlatılıyor. Ele geçirilen topraklar zikrediliyor. Daha sonra ama diyor ki Rusya'yı da ele geçiremedi diyor. Yani Timur'un öyle bir amacı yoktu çünkü. Çünkü Toktamış'ı takip ediyor sadece. Gerçekten de Rus topraklarına giriyor ama ganimetini alıp geri çekiliyor sonra. Ama kaynaklardaki veriler bundan dolayı çok önemli tabii. Mesela Osmanlı kaynaklarına baktığımızda Timur'la ilgili burada da son derece olumsuz tasvir ediliyor. Bu da son derece normal, doğal evet. bir şey. Ve ama söylediğim gibi son yıllarda Timur imajı da değişti. Timur devleti ve kendisi bizi Timur'un, Türk devletlerinden biri olarak değil mi evet. kabul ediliyor. Yanındaki seyahat eden bir vakanüvisi, bir din alimi var galiba. Onun kitabını da keşfettik. Tabii mesela Timur'da hem din adamlarını, din adamlarıyla son derece iyi geçiniyor. Evet. Onlarla sohbet ediyor. Onlara danıştığını birçok meselede görüyoruz. Hatta torunu Ulubey'e de bir vasiyet olarak atfedecek. Ulubey'e din adamlarıyla iyi geçin diyor. Yani bunlar önemli. Tabii Ulubey biraz da fazla bilimle uğraştığından bu dolayı. Bu meşhur Rasathane. Evet, Rasathane'nin kurucusu aynı zamanda. Timur'un bu şeyine, dedesinin bu tavsiyesine uymayacak. Ve sonra da tabii pahalıya mal olacaktır pahalıya kendisi mal için. Hocam sona doğru yaklaştık. Bir başka bahsimiz yoksa bir şey daha son sorayım. Bölüme girelim. Evet, buyurun. Suret dedik ya biraz önce. Şimdi biz Timur'u zaten iyi kötü biliyoruz da işte Cengiz'in, Kubilay'ın filan suretleri hakkında bir kanaatimiz var mı? Nasıl görünürdü? Mesela bu biraz önce bahsettiğim dizide çok popüler olan dizide bir Kubilay Han portresi var. Bir aktör tabii bunu canlandırmış. Kubilay Han o açıdan bir adam orada biraz yani. Şanslı. Çünkü yani, orada Çinlilerin şeyleri var. Çin'de hüküm sürdüğü için yani. Orada Çinlilerin tasvirleri var. O açıdan o şanslı. Ama mesela Deşti Kıpçak'a gidenler onlarla ilgili şeyimiz yok tabii. Bugün çeşitli portreler yapılıyor veya minyatürler de var ama birebir böyle yansıtması açısından pek bir şey yok. Şekil ve şemail yazma geleneği yok değil evet, mi o zaman? Tabii. Pek bir bilgimiz yok yani. Ama Kubilay bu açıdan daha şanslı evet. olduğunu söyleyelim. Son çalışmalarınız var mı hocam? Son çalışmalarım çok yakında, belki bu hafta, belki haftaya Ötüken Neşriyat'tan Tatar Tarihi adlı bir çalışmam yayınlanacak. Orada da hem bu konuları hem Tatar meselesi, işte Moğollarda Tatar var, bizim Türklerde Tatar var, nedir bu fark? Moğollar, İdil, Bulgarlar, Altın Ordu, Hanlıklar, günümüze kadar getiriyorum yani. Kapsamlı bir çalışma. Onun üzerinde çalıştım. Tabii bir iki yeni projelerim de var. Çalışmalara devam edeceğiz. Tatarlar da Altın Ordu gibi aslında bizim yine çok yakın olduğumuz ama hakkında böyle detaylı bilgi sahibi olmadığımız alanlardan birisi.
Bir de Tatar deyince bazı insanlarımızın da aklına Tatar Ramazan geliyor. Tatar Ramazan. Halbuki evet, ne güzel atasözleri de var. Tabii. Ben hep diyorum Tatarsız dünya batar diyorum. Eşim biraz farklı söylüyor. Farklı söylüyor. Onu söylemeyeyim burada. Yenge Hanım'a da hürmetler buradan. Tahmin edebiliyorum. Evet. Bir şey var. Ve sizin söylediğiniz gibi programın içerisinde evet. Rus'un altını kazırsan Tatar çıkar diye. Evet. Veya işte biraz ticaretle fazla uğraştıkları için veya belki uyanık oldukları için bilmiyorum ama Tatar doğduğunda Yahudi ağlamıştır. Tabii bir öyle bir benzetme var. Benzetme de var. Neredense benim aklıma Tatar yayı geldi. Tatar yayı. Normal. Çünkü şöyle bir şey, Moğollara aslında yanlış bir şekilde hem Ruslar hem Batılılar daha sonra Doğu kaynaklarda Tatar dediler. Evet. Halbuki Tatarlardan Çengiz Han nefret ediyordu. Babasını öldüren bir Tatar boyu vardır. Doğru. Ama Çengiz Han'ın başına böyle bir olay geldi. Tatarları yok ediyor aslında ama Avrupalılar ve Ruslar Moğolları Tatar olarak adlandırıyorlar. Eyvallah. Burada Çengiz Han'ın ne diyelim kısmeti olmuştur. Kısmet. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Eyvallah. Tabii şunu da söyleyelim. Buyurun. Bugün belki birkaç kez söyledik ama işte artık programlarda dediniz Altın Orda'ya az büyüyoruz. Altın Orda gibi konuları konuşacağız. Ne mutlu bize yani. Eyvallah. Bunları da anlatabiliyoruz. Bundan belki daha 5-6 yıl öncesinde böyle bir imkan ve imkanları. Durum söz konusu değildi ama hem ilgi artıyor bu konulara hem de sizler gibi, sizin programlarınız gibi bizlere de fırsat veriyorsunuz. Eyvallah. Teşekkür Eyvallah. Ediyoruz. Böyle sosyal medyadan da o baştaki tespitinize katılan gençlerimiz olmuş. Genç ve kendini genç hissedenler tabii ki gençler okuyor, biz okuyoruz demişler. Tabii. Harika. Takdir ediyoruz onları. Harika. İnşallah daha fazla okurlar. Eyvallah. Sevgili dostlar, Kıraathanemizin sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.